Ben de bağlanayım. Siz bilirsiniz hocam. Nasıl istiyorsanız. Sonra görüşürüz. Ama kendisinin fikirlerine çok değer verdi ve çok iyi analizler yapan bir sektör emekçisi o da. Merhabalar. Biz de geldik. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar tekrar. Hoş geldiniz. Ses konusunda bir problem yaşıyor muyuz? Bizi rahatça duyabiliyor musunuz Sayın Işık? Yok, çok rahat duyuyorum. Bir problem yok. Şahane. O zaman ben biraz Işık Ökte'ye merhaba dedikten sonra hemen böyle ufak bir tabii ki hepimiz sevgili Işık Ökte'yi çok yakından tanıyoruz. Kendisinin videolarını ve çeşitli televizyon kanallarında yaptığı yayınları yakinen izliyoruz ama böyle bir ufak adetten üzere bir anlatmak isterim size sevgili Işık Ökte'yi. Kendisi Robert Lisesi mezuniyeti sonrasında Yeşim Hanımefendi ile birlikte mezun oldukları okulda New York eyaletinde Hamilton Koleji'nde ekonomi ve matematik okudu. Goldman Sachs'ta yatırım bankacılığı bölümünde Wall Street kariyerine devam ettirdi ve 26 sene finans sektöründe çalıştı kendisi. Goldman Sachs'ta yatırım bankacılığı ve araştırma bölümleri sonrasında yine New York borsasında trader olarak çalıştığını biliyoruz kendisinin ve kariyerini serbest fonlarda, hisse senetlerinde, vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarında sürdürdüğünü de biliyoruz. Daha sonra bu Wall Street'teki kariyerinden sonra ülkemize dönüş yapan sevgili Işık Ökte, yaklaşık 12 sene QNBC Finans Bank'ta, Halk Bankası'nda ve TEP'te çalıştı. Çeşitli aracı kurumlarda strateji, hazine, araştırma ve kurumsal satış pazarlama birimlerinde de direktör olarak görev aldı kendileri. Ve Türkiye bazlı olayların piyasalarına etkilerini incelerken yatırımcılara kısa vadeli trade, uzun vadeli portföy yatırımı önerileri de sunmuştu kendisi. Yaklaşık benim bildiğim son birkaç senedir de ortaklarıyla fon yöneten ve kurumlara, bireylere finansal danışmanlık veriyor kendisi. 2001 senesinden beri de Türk medyasında finansal okuryazarlığı arttırmak adına çeşitli programlarda yer almaktaydı. Ve son yıllarda da biliyorsunuz YouTube yayınları çok fazla revaçtayken bugün kendisinin ilk defa Clubhouse'da ilk yayınını bizim kanalımızda gerçekleştiriyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Kendisine hem kanalımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hem de tüm dinleyenler adına da çok teşekkür etmek istiyorum. Serdar Bey buyurun, söz sizde. Evet, bugün çok değerli bir ismi. Gerçekten bir büyük değeri Türkiye açısından. Odamızda konuk ediyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Onun için çok teşekkür ediyorum hocam, davetimizi kabul ettiğiniz için. Saygılar sunuyorum tüm arkadaşlarım adına ve Yeşim Hanım'a da aynı şekilde teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Biz bu kanalı zaten eğitim amaçlı açmıştık. Sizinle birlikte tam olarak artık hisse bulmak ve portföy yönetimi üzerine çok güzel bir konu oldu. Çok güzel bir program yapacağımızı düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hocamıza bırakalım sözü inşallah. İnşallah Serdar. Yeşim Hanım'a teşekkür ediyorum. Serdar, sen teşekkür ediyorum. Bu yayına vesile olan sevgili Yeşim ve Nida kardeşlerim, kendileriyle Robert Lisesi'nde Arnavutköy'de 1983 senesinde tanıştık. Benim için hayatımda çok değerli, sevdiğim iki insan. Onlarla beraber Clubhouse yayınında borsa mühendisi beraber olmak güzel. Ben genelde medya, yani ana medya organları, televizyon kanallarında belki beni tanıdınız. Belki beni geçenlerde bir liste çıkardım da görev yaptığım kurumlarda 37 tane şehirde değişik konuşmalar ve müşteri ziyaretleri yapmışım. Fena değil yani, aslında 18 senesinin New York kariyerinin uzun bir bölümünü New York'ta geçiren bir insan için fena bir rakam değil. İnşallah bu 37'yi 2 ile çarparız bir dönem.
Çünkü pek sektörden ayrılmayı düşündüğüm yok. Şimdi İnşallah. Ben bu akşamın biraz eğitim amaçlı bir şey olmasını istedim. Çünkü ben televizyon kanallarında konuşurken ya da sevgili Artunç Kocabalkan'la Türkiye'de medyaya ilk beni CNBC yayınlarında Türkiye'nin beni tanımasını sağlayan insan Artunç'tur. Onunla FX TV'de yayınlar YouTube'da yaparken insanlara piyasaya nasıl bir bakış açısıyla yaklaştığımı, bireysel portföy yönetimini ya da ortaklarımızla beraber hisse seçimlerini nasıl yaptığımızı anlatmam mümkün olmuyor. Onun için sizlerin izniyle bu yayının biraz böyle insanlara daha bilgi verecek ve benim üstadlarımdan öğrendiğim bazı piyasa gerçeklerini sizlere anlatacak bir yayın olmasını Serdar kardeşimden istedim. O da çok iyi olur abi dedi. Çünkü ben hayatımda piyasalarda çok şey gördüm. Özellikle New York hayatımda. Yani öyle dönemler gördüm ki insanların iki senede kazandıkları parayla Florida'da Boca Raton'da okyanus kenarında büyük bir mansiyon satın aldıklarını, orada çok güzel bir modelle hayatlarını birleştirdiklerini, fakat 2001'de Nasdaq balonu patladıktan sonra bir gece ansızın ışık, paraya ihtiyacım var, sana gelebilir miyim diye gece saat 11.30'da koluna taktığı Rolex Daytona saati 5000 dolara satmak için lütfen abi 5000 dolar ver bu saati al diyerek insanların bu piyasalarda en iyi günü, en kötü günü nasıl geçirdiklerini gördüm. Böyle çok hikaye var. Onun için bizler gibi piyasa insanları, bu insanın bir kere kalbine, beynine girdi mi bir daha ölene kadar çıkmaz. Ve eğer sizler de para yönetmeye, para trade etmeye başladıysanız zaten ne dediğimi çok iyi biliyorsunuzdur. Bu insanı çok değişik yerlere götürür ama bu stresli hayatın, bu zor zamanların en önemli, en güzel yanı her gün bir şey öğrenmeniz ve her günün diğer günden daha değişik olmasıdır. Evet, çok streslidir. İnsanı yıpratır, hasta eder ama bu olayı bilerek yapan ve kendi kendini disiplin ederek yapan insanların çok başarılı olduğunu da defalarca hayatımda gördüm. Ben genelde piyasalara makro bakış açısıyla yaklaşmayı seven bir insanım. Evet, temel analiz, teknik analiz, yani teknik analiz dersleri verdim. New York'ta çalıştım, kurumda üstadımdan öğrendiklerimi öğrettim. Ama yani genelde temel analiz, teknik analiz dediğimiz olayı ben bir şekilde sizlere başka bir bakış açısıyla anlatmaya çalışacağım. Bu bakış açısının ana prensibi de bir tanedir. Parayı takip et. Ben Goldman Sachs'ten ayrıldığım zaman 1997 senesinde New York borsasında işlem yapan Broadway Trading adlı yeni, o zamanlar ECN'ler, Electronic Communications Network'lar yeni başlıyordu 1997 senesinde New York'ta. O ECN'lerden birinin sahibinin kurduğu bir trading şirketinde işe başladığımda üstadım John'un kompüterinin üzerinde follow the money yapıyor, parayı takip et. Bu o kadar önemli bir yer tuttu ki benim 1997'den beri trading kariyerimde. Bunu yapmayı öğrenen insanların çok başarılı olduklarını gördüm. Bu genelde parayı takip et analizi küresel ortamı anlamaya çalışarak, küresel ortam içinde onu Türkiye piyasalarına indirgeme anlamına gelir.
Şimdi mesela küresel ortamı nasıl takip edebiliriz? Hepinizin bildiği gibi 4 tane ana sermaye piyasası var. Ben büyükten küçüğe doğru iniyorum. Bir, tabii ki FX piyasası. Günlük işlem hacmi 5.3 trilyon dolarlık FX piyasası. İkincisi sabit getiri menkul değerler piyasası, SGMK. Eurobondlar, tahviller, bonolar. Üçüncüsü hisse senedi piyasası. Hisse senedi piyasasını daha çok ETF'ler üzerinden takip ediyoruz ya da MSCI endeksleri üzerinden. Dördüncüsü de hepimizin daha çok altın ve gümüş olarak takip ettiği emtia piyasası. Ama emtia piyasasında da enerji emtia, tarım emtia, değerli metaller ve endüstriyel metaller olarak dördü ayrılır. Şu anda beşinci sermaye piyasası olarak da artık yaşadığımız gerçek içinde kripto piyasaları ortaya gelmiştir. Kripto piyasaları beşinci sermaye piyasasıdır. Bitcoin'in özellikle son yaptığı 7.000 dolardan 60.000 dolar üzerine hareketle kripto para piyasaları artık sevgili dostlar bir sermaye piyasası konumuna gelmiştir. Türkiye'de kripto dendiği zaman benim bir tek insan aklıma gelir. Sevgili kardeşim Şant Manukyan. Evet, Fatih Altaylı'nın programında o konuşur, bu konuşur, bilen konuşur, bilmeyen konuşur. Ama Türkiye sermaye piyasaları içinde Türkiye'de Şant kripto olayını en iyi bilen, blockchain teknolojisinin ne olduğunu ve dünyayı nasıl değiştireceği konusunda gerçekten vizyon sahibi, çok önemli bir insandır. Onun için kendisiyle bu konularda zamanınız olursa çok değerli kardeşimle görüşün. Bu dört tane sermaye piyasası içinde birisi bana sorsa Işık Ök'te neden anlar? Şimdi bu dördünden beşinden de anlar mı? Evet, bu beş tane sermaye piyasasının üçünde çok ciddi para trade ettim. Ama ben daha çok hisseci ve FX'ciyim. Evet, emtia da trade ettim. Özellikle endüstriyel metaller ve değerli metaller ama ben daha çok kendimi hisse ve FX'çi olarak portföy yönetiminde gördüm ve kendimi o şeyde geliştirmeye 1997 senesinden beri hedge fonda başladığımdan beri o şekilde geliştirmeye çalıştım. Şimdi bu parayı takip et olayında arkadaşlar en önemli bakacağımız parametreler iki tanedir. Dünyadaki faiz oranları ve dünyadaki likidite. Çünkü Lehman miladından beri baktığımızda sermaye piyasalarını yöneten ana iki tane olgunun faiz oranları ve likidite olduğunu görmekteyiz. Bu pandemi sürecinde bir kısım daha arttı. Daha da önemli bir hale geldi. Baktığımız zaman bu analizin en önemli kurallarından bir tanesi doğru sektörü tespit etmek. Doğru sektörü tespit etmek size bazı kötü örneklerle anlatacağım bir olay. Mesela kötü örnekler derken burada bizleri dinleyen izleyicilerin kafasında biraz borsaya bakıyorsa ya bu bizim bankaların hali nedir hocam? Bana en çok sorulan 5 sorudan biri. Özellikle geçen yayında sevgili Artunç'la yaptığımız mega yayında Türk bankalarının Ukrayna bankalarıyla aynı fiyatlarda işlem gördüğünü söyleyince insanlar acayip şaşırmış ve üzülmüş. Şimdi ben buna içim kan ağlayarak bunu görüp anlatırken benim için bu tip analizler çok önemlidir. Neden? Küreselden Türkiye'ye inersiniz. Türkiye'nin benzer ülkeleri kimdir? Mesela Türkiye'nin 7 tane muadil ülkesini Işık Ökte'ye sorarsa birisi çok basittir. Mesela kimdir? Brezilya'dır. Güney Afrika'dır. Rusya'dır. Endonezya'dır. Hindistan'dır. O işte kırılgan beşli diyerek Goldman Sachs analistinin bir zamanlar bizi içeri soktuğu ülkeler grubudur. Ya da bazı insanlar hani Türkiye'yi daha çok Orta Doğu
riskine de sokanlar vardır ama Türkiye'yi şu anda batık bir ülke olan, gerçekten batık, bir gece bankacılık sisteminde para kalmadığı için IMF'nin telefonunu çalıp hoca bize ADR'larla yardım gönder diyen Arjantin'le gidip CDS yani makro risk birimi 5 yıllık CDS'i 1000 bas puan üzerinde olan bankacılık sisteminde sorunlu kredi oranı %22'ye yükselmiş başka bir batık ülke Ukrayna ile karşılaştırmam ben. Fakat baktığım zaman bazı realiteler insanın üzerine çığ gibi düşer. O realitelerden bir tanesi de Sayın Naci Ağbal Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası görevinden alındıktan sonra yabancılar fiyatına bakmadan Türkiye'den çıkmaya başladılar. Yani bir risk parametresi. Dediler ki ya ben Türkiye'de olmayacağım. O da yabancıların elinde banka hissesi var. İşte Koç var, Tüpraş var, şu var, bu var. Bankaların ben kariyerimde ilk defa tahmini defter değeri olarak 0.3'ün altında işlem görmeye başladığını gördüm. 0.3 defter değeri altında bankalar %22 sorunlu kredi oranı olan Ukrayna bankalarıyla aynı seviyede işlem görmeye başladı. Şimdi mesela bu örneği verdim ya. Bu örneği neden verdim? Sektörü doğru seçmezseniz isterseniz o sektör içinde en iyi hisseyi seçin. Cacık olmaz. Cacık olmaz. Erman Toroğlu'nun televizyonda yaptığı gibi. Olmaz. İsterse gelsin Ray Dalio Türk Bankası'nı yönetsin. Hiçbir şey olmaz. Çünkü neden kardeşim? Sen sektörü yanlış seçtin. Sektör seçimi dünyada 2008 Lehman krizi günü dünyada yüce Rabbimizden başka kimse teknoloji sektörünün dünya hisse senetleri içinde bir numaralı sektör haline geleceğini biliyor mu? Bunu tahmin etmenin imkanı var mı? Yok. Kimse böyle bir şeyi tahmin edemez. Dünyanın en değerli şirketinin Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının 1/5'i kadar bir çeyrekte Apple'ın satış yapacağını insanlar tahmin edebilir mi? Böyle bir şey imkansız. Ya da fintech sektörünün bugüne geleceğini ya da yapay zekanın Amerika ve Çin kavgalarının bir numaralı konusu olacağı. Arkadaşlar o Amerika-Çin kavgaları var ya o ticaret savaşı filan dedikleri. O ticaret savaşı filan değil o. O dünyanın dominans savaşı. Dünyanın dominans savaşı da nereden geliyor? Trump salak gibi gözüken ama çok akıllı bir adamdı. Trump şunu gördü. Artık Silikon Vadisi'ne ihtiyaç olmadan Çinliler teknolojide dünyayı yönetmeye başladı arkadaşlar. Çin 7 tane şehirde yapay zeka merkezi açtı. Oraya Caltech'ten, MIT'den bir numaralı çocukları oraya geri çekti. Ve şu gün Alphabet CEO'sunun yaptığı Senato konuşmasında dediği bir cümle var. Hayati bir cümledir. Artık Çin bizden teknoloji almasına gerek yok. Orada ne yaptı Trump? Gitti Kanada'da Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden birinin kurucu sahibinin kızını, o olayları takip ettiniz değil mi? Kızını. Evet hocam, Huawei. Attı. Evet. Şimdi yok işte Çin bilmem ne yapıyormuş da ucuza mal üretiyormuştur. Bizden mal almıyormuş işte filan. Geç. Çinliler Komünist Parti'ye arka taraflarıyla gülüyorlar bunlara. Teknoloji sektörü öyle bir yere geldi ki şu gün sizin hiç anlamadığınız yerlerde benim çok sevgili bir dostum
New York'ta bir gece viski içerken bana hayatımdaki en önemli cümlelerden birini söyledi. Işık dedi. Döndü bana. Senin yaptığın meslek 3 seneye kalmayacak biliyorsun abi değil mi? Dedi. Bakın bu çok önemli bir cümle. İlk defa bunu bir şeyde kullanıyorum. Sevgili dostum çok yüksek seviyeli önemli bir insan. Orada fonun en üst düzey yöneticilerinden. Evet dedim, biliyorum abi dedim. İşte onun için dedi, biraz dedi tem, yani şey gitti. İyi git çünkü dedi, biz dedi trading ve fon yönetimi olayından insanı çıkarmak için, yani yapay zekanın ve makinaların tüm fonları yönetebileceği bir dünya öngörüyoruz. Şimdi arkadaşlar, dünya buraya giderken bizim bazı analizleri küresel bazlı yapmamız lazım. Evet, işte biliyorum kafanızda abi bugün işte Kua Granit geldi, abi işte bugün bilmem şey Çemsa tavan oldu filan gibi boş boş şeyler var ama dünyadaki hisse senedi döngüsü buradan. Şimdi bunlar o kadar önemli şeyler ki insanın biraz kafası çalışıyorsa bu sektör hareketlerini son Lehman'dan beri yaşadığımız sektör hareketlerini biraz kafası çalışıyorsa gördü ve gördüğü gibi de şöyle bir trende girdi. Ya dur abi, buradan Nasdaq diye bir şey var, sürekli uçuyor. Evet, uçuyor. Ya biraz oradan bir ETF, yani yatırım fonu alayım. Ya da başka bir teknoloji ise senedi alayım filan dedi. Ve son 13 senede inanılmaz bir kendisine yatırım bazı yarattı. Fakat arkadaşlar, bu söylediğim makro bakış açısı, dediğim gibi küreselden indirgenen bakış açısı Türkiye'ye çok yardım edecek bir bakış açısıyken bazı yaptığımız basit hatalar nedeniyle buradan nemalanamadık. Bu yaptığımız basit hatalardan bir tanesi, dünyada böyle çok önemli gelişen ülkelere ve Türkiye gibi yüksek faiz veren ülkelere sürekli para girerken biz yaptığımız bazı basit hatalar nedeniyle buraya giremedik. Bu basit hataların yanında biraz da tabii ki Türkiye'nin içinde bulunduğu yaşadığımız 7 tane seçim, Fethullah terör örgütünün darbe girişimi, ondan sonra Türkiye'nin hiç hak etmediği, gerçekten hak etmediği Obama döneminde arkamızdan bıçaklanarak PKK-YPG ile Amerika'nın Suriye sınırında anlaşma yapması, bizden habersiz teröristlerle, bunlar gibi siyasi etkenler de yer aldı. 2013'e kadar, Gezi Parkı olaylarına kadar bu siyasi etkenler yok. Gezi Parkı olaylarına kadar biz bu dönemden faydalanamadık. O bizim geri zekalığımız. O bizim embesilliğimizdi. Biz o gelen güzel paraları duble otoyollarına, AVM'lere, şey rezidanslara döndük. Ama o zamandan sonra biz teknoloji olayını geliştireceğimize sürekli aynı basit hatayı yaptık. Bankacılık sistemi üzerinden ekonomiyi kredilendirme. Arkadaşlar ben 2017 senesinden beri, 2017 senesinde ilk KGF geldi biliyorsunuz, Sayın Cemil Erten bunun işte Mehmet Şimşek, Cemil Erten zamanı. Ondan beri 17 tane esnaf sanatkâre, hobilere, ticariye, bireysele sürekli bir kampanyalarla bankacılık sistemi üzerinden kredilendirme. Ondan sonra geliyorlar bana, abi niye 48-30? Ya bunun cevabı çok basit ya. Sen sürekli Merkez Bankası üzerinden 350 milyar TL API fonlamasıyla bankalara ver kredi, ver kredi diye. Arkadaşlar 2020 senesinde Çin'le beraber
gelişen ülkeler arasında büyüyen bir tek biz olduk. Neden? İnsanlar bize para mı yağdırdı? Herhangi bir insan yatırım mı yaptı? İstihdam mı şey yaptı? Hayır. 932 milyar TL bankacılık sistemimiz üzerinden kredi büyüdü. Cevabı bu. Sen bütün sorunlara bankacılık sistemi üzerinden kredi şey yaparak verirsen senin enflasyon beklentilerinde sürekli uçar. Ülkede dolarizasyon seviyesi sürekli yükselir. Hane halkı artık enflasyonu düşüreceği söylemine inanmamaya başlar ki şu anda inanmıyor. Şimdi bu makro bakış açısından gelip dünyadaki oluşumlar ve Türkiye'deki yanlışlıkla baktığımızda ya kardeşim bunu ben varlık dağılımıma bireysel portföy yönetimine nasıl indirgeyeceğim? Bakın şimdi arkadaşlar burada ben 7 tane kural anlatacağım. Sonra da örneklerle sizlere bazı hisse senetleri söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar bu 7 tane kural aslında benim üstadlarımın bana piyasalarda öğrettiği 28 tane trading kuralı içinde en makro olanlarıdır. Bunlar olmazsa olmazdır. Diğerleri insanın trading stratejisine göre değişebilir. Ama bu 7 tane ana kuraldır. 1. Hisse senetleri arkadaşlar varlık dağılım olayında tek unsur olarak kullanılamaz. Bu ne demek? Yani sizin 100 dolarınız ya da 100 liranız değil mi? Türkiye'de bizim iki tane para birimimiz var değil mi? Bir tanesi Ulu Önderimizin resminin olduğu para birimi. Bir tanesi de Benjamin Franklin'in resmi olduğu para birimi. Şimdi 100 dolarınız ya da 100 liranız varsa siz hisse senedi yatırımcısı olmak istiyorsanız bunun 100 lira ve 100 dolarıyla olamazsınız. Neden? Çünkü hiçbir insanın risk parametresi Warren Buffett'ın bile buna izin vermez. Hisse senedinin oynaklık oranları o kadar yüksektir ki bu bir şekilde hisse senedinin portföyde %100'den daha aşağı seviyelerde tutulması gerekir. Ben bunu Türk insanına bir türlü burada çalıştığım 12 senede televizyondan ya da yaptığına adam ya da kadın hurra giriyor. Ondan sonra kaybettiği zaman da abi ya filan işte kalıyor. Onun için benim bir tane kuralım vardır. Bu 2/3 kuralı. Birinci, hisse senedi iyi zamanlarda portföyünün 2/3 olabilir. Yani %67'si hisse senedi kötü zamanlarda 1/3 olur. Bu bütün nakit gayrimenkul dışı varlıktan bahsediyor. İyi zamanlar %67, kötü zamanlar %30. Kötü zamanlar %10'un altı olsun hocam filan diyenler vardır. Evet, kendilerine göre doğrudur. Ama ben abi iyi bir hisse senedi seçicisi olduğuma kendim inandığım için minimum 1/3'te tutarım. İkinci kural. Arkadaşlar bu belki en önemli kurallardan biri. İnsanların bildiği konuştuğu parametrelerle hisse senedi hareketleri olmaz. Bakın çok basit bir cümle kurdum ama gerisi çok önemli cümleyi. Benim üstadım John çok küçük bir yaşta bana bunu toplantılarda, sabah toplantıları vardı. Buradaki kurumlarda hiç böyle şeyler artık yapılmıyor. Bu toplantılar 15 dakika geçerdi ve herkesin 30 saniye konuşma hakkı vardı. 30 saniye. 30 saniye neden? Çünkü 30 saniye bir hisse senedinin o gün piyasadan neden negatif ya da pozitif ayrışacağını
anlatmak için yeterli bir zamandır. Sen burada Andersen'den masal anlatmıyorsun. Sen burada bir hisse senedine bakıyorsun, diyorsun ki bak baba, şu 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 var, bu hisse senedi bugün piyasadan pozitif ayrışabilir. Gidelim bunun Haziran vadeli kontratını alalım. Ya o zamanlar tabii daha genç çocuğuz filan. Çoğu konuşmanın 10. saniyesinde John konuşmayı bitirirdi. Yeter derdi. Allah Allah, neden yeter filan. Bir gün ben şey yapınca John dedim, yani onlar neden yanlış şeyler mi? Hayatımın en önemli derslerinden birini o gün aldım. Hayır dedim. Onu herkes biliyor. Everybody knows that. Şimdi arkadaşlar, bu çok önemli bir şey. Bir örnek veriyorum Türk piyasında. Bir insan size gelip şöyle bir yorum yaparsa, abi bak bankalar iyi olabilir, faizler düşüyor. Ulan onu şuradan fındıklıdan çocuk çevirsen faizlerin düştüğünü görmüyor mu? Şuradan ilkokul çocuğu görüyor mu ya? Ya sen bana bankaların net faiz marjlarını anlat. Sen bana bankaların sendikasyon kredilerinin yüzde kaçla döndüğünü anlat. Sen bana sorunlu krediler için kötü banka kuruluyor mu kurulmuyor mu anlat. Faizler düşüyor banka. Mesela herkesin bildiği parametrelerle arkadaşlar hisse senetleri hareket etmez. Ve şimdi diyeceksiniz ki herkesin bildiği parametrelerle çıkmıyor mu araştırma raporları? Arkadaşlar çoğu araştırma raporu ne yazık ki herkesin bildiği parametrelerle çıkıyor. Sizin satış pazarlama elemanlarınız sizlere herkesin bildiği parametreleri anlatıyorlar sabah toplantısında. Fakat iyileri, işini iyi yapanlar kendilerini şurada fark ettirirler. Bilgi arkadaşlar hisse senedi konusunda nerede alınır biliyor musunuz? Şirketin içinden alınır. Şirketin sermayedarından ya da üst düzey yönetiminden ya da belirli iş kollarının yöneticilerinden bilgi alır. İşte o analistler, o satış pazarlamacılar, o yatırım danışmanları işlerini gerçekten yapar insanlardır. Bu arkadaşlar çok önemli bir hisse senedi yatırım prensibindir. 25 senedir uyguladığım, bana şirket içinden gelmeyen rakamlarla gelme kardeş. Bana kendi düşündüğün, ah bak işte görüyor musun şu oluyor bu oluyor, ya öyle bir şey yok. Bilgi kaynağı ve o bilginin nasıl bir FAVÖK değişimine, nasıl bir netkar değişimine beni götüreceği, o da analistin başarısı. Şimdi bu hisse senedi yatırımının olmazsa olmazından ama ülkemizde şunu doğru yapan, ben 2009 senesinde burada çalışmaya başladım. Son 12 sene içinde Türkiye'de şunu yapabilen sadece 3 insan gördüm. Borsamızda benim bildiğim kadarıyla halka açık 417 tane şirket var. Bu bilgiye ulaşabilmemiz lazım. Ve aracı kurumlarınızda emin olun bu bilgiye ulaşabilen, bu analizleri çok doğru yapabilen kardeşlerimiz var. Şimdi, üçüncü ana hisse senedi yatırım prensibi benim için her zaman şudur arkadaşlar. Bu anlaşılması basit şey değil. Hisse senedi yatırımında herkesin minimum iki portföyü olması gerekir. Allah Allah ya, iki tane Borsa İstanbul portföyü nasıl oluyor? Herkesin iki tane portföyü olması gerekir. Bu çok zor bir şeydir. Özellikle küçük bireysel yatırımcılarımız için. Şimdi sevgili Özgür Yurttaş seven kardeşim var. Çok değer verdiğim Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürümüz. O çok güzel bir Borsa İstanbul yatırımcı analizi yazar her ay. MKK verileriyle onları sıratıya imdat kardeşimiz. Geçen ay
borsamıza 425 bin tane yeni yatırımcı gelmiş. Of, kopmuş ya. Halka arz geldi. Neden, nereden görüyoruz? 0 tire 1000 lira ve 1000 lira tire 5000 liralar uçmuş gitmiş. Yani rakamlar uçmuş gitmiş. Şimdi ben bu kardeşlerimize böyle bir rakamla giren iki tane portföyünüz olur dersem adamlar döverdi. Ama gerçek bir yatırımcının arkadaşlar iki tane portföyü olur. Bir tanesi trading portföyüdür. Bir tanesi uzun vadeli yatırım portföyüdür. Ve bunlar hiçbir zaman birleştirilmez. Bunlar ayrı portföy olarak değerlendirilir. Mesela benim var mı? Var. Bir tane özellikle kısa vadeli, kısa vadeli bazı insan için günlük alsattır. Acayip saygım vardır. Günlük alsat kendine göre algoritma kurmuşsundur. Kendine göre teknik analiz kullanımların vardır. Hepsine saygım var. Ama bu yatırım portföyü değil. Bu günlük alsat portföyü. İkincisi de uzun vadeli yatırım portföyü. Benim sevdiğim. Ben genelde bu portföyleri iki tarafa ayırarak şu şekilde. 100 liram mı var? 20 lirayla trade et, 80 lira uzun vade. Ve arkadaşlar ben burada bir şey söyleyeceğim. Normalde benim üstadım şunu diyeceğimi duysa gerçekten döver. Benim uzun vadem 1 sene. Türkiye'de. Onun baktığı uzun vade Amerika'da 3 lira 5 seneydi. Aslında uzun vade gerçek uzun vade oldu. Ama 1 sene diyelim. Kısa vadede bir hafta ya da aşağı. İki türlü de portföy olacak, iki türlü de trade edeceksin kardeşim. Bu çok önemli ve insanları bir türlü nedense yapmayı beceremedik. Ya beceremiyoruz. Yani yeterli paramız yok ya da denize hep balıklama atlamak istiyoruz. Yani bir tane hisse görüyoruz, portföyün %100'ünü ona çeviriyoruz, çok beğeniyoruz ya. Yani yapmayacağız. Dördüncü önemli hisse senedi kuralı, herkesin arkadaşlar kendine göre risk parametresi ayrıdır. Herkesin kendine göre risk parametresini belirlemesi gerekir. Risk parametresi şunlara göre değişebilir. Bekar mısın, ailen mi var? Yaşın kaç? Değil mi? Çok önemli değişkenler insanın hayatında. Çocuğun okula gitti mi, gitmedi mi? Evin kendi evin mi, kira mı veriyorsun? Tüketici kredisi borcun var mı, yok mu? Şimdi arkadaşlar bir genç kardeşimiz bana geldiğinde Konya'da yaptığım konuşmalardan biriydi. Bunu dün gibi hatırlıyorum. Eski pandemi öncesi günlerde. Konya şehrimizi çok seviyorum. Ben oraya defalarca, güzel de yatırımcı bazı var orada. Abi dedi, Işık abi dedi, Bera'ya ne diyorsun? Ya bak yemin ederim. Böyle bir kaldım filan, böyle genç bir çocuk. Ya pardon dedim hocam, ben dedim Bera'yı bilmiyorum dedim. İncelediğim hisseler içinde filan değil dedi. Sen dedim hisse portföyün var mı? Evet abi dedi. Ben dedi her ay dedi harçlığımdan oraya para koyuyorum. Bera oldu. O çocuk bir daha hayatında beni görmedi. Ama ben o çocuğu unutmadım. O çocuğu ben hiç unutmadım. Neden unutmadım biliyor musunuz arkadaşlar? Benim o gün ismini bilmediğim Bera oldu. Bugün 10,5 milyar TL piyasa değeri olan ve Borsa İstanbul 100 endeksimizin %1.7 ağırlığına sahip Anadolu'nun en önemli holdingi oldu arkadaşlar. Bera Holding. Enteresan değil mi? Çok enteresan. Bazen işte o genç arkadaşlar çok önemli şeyler bulabiliyor. Onlar bizim geleceğimiz, gururumuz. Hatta bugün sizler için bir analiz çıkardım. Sayın Sakıp Sabancı'nın, rahmetli güzel insanın kurduğu Sabancı Holding
bugün 16 milyar TL piyasa değerindeyken Vera Holding'in 10 milyar piyasa değerine ulaşması ve piyasamızda Coca-Cola, Emlak GEO, Anadolu Efes, Kozal, Kardemir, Migros, Oyak Çimento, Pegasus, Tofaş, Yapı Kredi, Türk Telekom ve Vakıfbank'ta daha büyük ağırlığa sahip bir hisse olması hepimize çok önemli bir ders olmalıdır. Ben bu dersi çok değer verdiğim ortaklarımla bir gün konuşurken abi bu işten dedim gerçek para kazanmanın olayı biz dedim gelecek 10 senenin Ege endüstrisini bulmamız lazım. Gelecek 10 senenin Ege endüstrisi hangi hissedir? Ve ben Ege endüstrisini bugün peçeteye yazarak, yemek masasında peçeteye yazarak Burak Bey'in önündeki anlattım. Ege'en sembolüne bakarsanız Ege endüstrinin son 10 sene içinde TL bazında 30 liradan 1800 liraya gittiğini ve bu inanılmaz bir ihracat başarısı, büyüme, her şey var. Ve bu şirketin kimsenin bilmediği bir şirketten 10 sene evvel kimsenin bilmediği adını hisse analizlerinde bir gün bile mesela nasıl Bera'yı duymuyorduk 10 milyar TL'lik hisse oldu. Arkadaşlar işte hisse analizi budur. Size hisse analizi nedir dendiğinde bu örnekler hisse analizi. Şimdi bunu demin anlattığım riskle birleştireceğim. Oradaki üniversite, Konya'daki üniversite bir genç çocuk hala unutamadığı Bera Holding'i alıp tutabilir. Bera Holding çünkü 3 liradan 31 liraya giden yolculuğunda o çocuk onu 3 liradan alsa ve düşmeye başlasa o çocuk kaç yaşında? 20-21 yaşında. Ama ben 60 yaşındaki bir abime portföyünün önemli bir yeri olarak Bera Holding'i aldıramam. Adam der ki hocam sen ne yapıyorsun? Yani nasıl bir risk? İşte risk. Risk parametreleri yüksek risk, orta risk ya da aman hocam, ben ona aman hocam dediğim şeyler. Şimdi bana en çok sorulan 5 sorudan biri Borsa İstanbul'umuzdaki 417 hisseden kaç tanesi uzun vadeli yatırıma uygun? Arkadaşlar ben size şunu acı içinde söyleyeyim. Yarısı uygun değil. Yarısı uygun değil. Ona da geleceğiz. Şimdi bu risk olayını bu şekilde örneklerle anlattıktan sonra 5 numaralı yatırım prensibi olan arkadaşlar hedefiniz yoksa hiçbir şey olmaz. Hedef. Risk belirleyip 5 numaraya hedefe geçiyor. Arkadaşlar insanların hayatta değişik finansal hedefleri olabilir. Herkesin ayrıdır. Fakat hisse senedindeki yatırım hedefi trading hedefinden ayrılır. Mesela ben günlük trade'ler yapıyor muyum? Yapıyorum. Al satlar falan yapıyordum. Mesela onlardaki hedefim maksimum %2 yapmak. Yani az işte Türk Hava Yolları yok, Garan bilmem ne filan. Şimdi arkadaşlar gün içi yaptığınız trade'lerde %2 yapsanız o sizi uzun vadede çoluğunuzu çocuğunuzu okutmak, atıyorum bir Londra tatiline gitmek, bir iş kurmak bu hedeflere götürür mü? Götürmez. Ama bir Bera Holding'i 10 sene evvel Ege Endüstri'ni bulmak götürür mü? Çok daha büyük yerlere götürür. Çok daha yükseklere götürür. Hedef sadece Borsa İstanbul değil.
Artık değil mi, biz küresel olarak bakıyoruz ve buradaki aracı kurumlarımız, değil mi, buradaki aracı kurumlarımız bizlere inanılmaz bir imkan sunuyor. Ya bazı gerizekalı aracı kurumlarımız hala sunamıyor ama salaklar doğru düzgün teknoloji kuramadıkları için. Ya kardeşim, ben şöyle bir şeye inanıyor olabilirim, değil mi? Dünya Gazetesi'nde okudum, Hakan Güldağ hocamız gazetesinde okudum. Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni gelen Başkan Biden en çok önem verdiği üç alandan bir tanesi Amerika'nın yollarını ve hava alanlarını yenilemek. Çünkü herhangi biriniz Amerika'ya gittiyseniz şu anda göreceksiniz ki oradaki havalimanlarının çoğu dökülüyor. Oradaki yollarda böyle hayvan gibi ortalarda kırıklar falan var. Şimdi adam buna bir para ayıracak, değil mi? Şimdi mesela bu haberi okuyan bir insan, dur abi ya, ben oradaki yani oranın tekstilini, oranın enkasını ya da oranın çimento şirketlerini falan alayım diye bir şey gösterebilir, bir inanç gösterebilir. 3-5 kuruş. Dolar yatırımınız vardır. O dolar yatırımı 3 kuruş faizde bankada bekliyordur. Ya da çoğunluk olduğu gibi, biraz sonra o konuya geleceğiz, yastık altında bekliyordur. Dersiniz ki ya abi bir ETF fonu. Şimdi arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde hisse senedi ya da DAX'ta ya da Çin'de filan trade edeceksiniz. Benim de bir kuralım var. Lütfen ETF, yani yatırım fonu olarak edin. Çünkü siz oralardaki araştırma raporlarını, siz oralardaki haber akışını, eğer 24 saat yaşayan ya uyumayan bir insansanız onu bilemem ama normal bir insan uyuyor. Oraların zamanlarına göre yaşamadığınız için bunu yapamazsınız. Siz orada Caterpillar şirketi üzerine Morgan Stanley analistinin yazdığı raporu okuyabiliyor musunuz? Belki adam çıkıyor, o raporda diyor ki kardeş bak Caterpillar'ın marjları buydu ama 2022'de bu olacak, ben aldan tuta indiriyorum. O hisse o gün ne olur? Minimum %5 negatif açar. Hadi be hayda bak. Onun için uzun vadeli yatırım ve ETF üzerinden yatırım burada hedef olmalıdır. Borsa İstanbul'da da hedef arkadaşlar çok basit bir şeydir. Alsatların hedefi küçük olur. Yatırımların hedefi de, bunu birkaç yayınımda söyledim, Borsa İstanbul o kadar riskli bir yer ki faiz çarpı 3. Şimdi hocam diyeceksin bu ne? Bu da 6. kurala getiriyoruz. Değil mi? Çok önemli bir kural. Borsa İstanbul'u normal bir hisse senedi yatırımı olarak ben görüyorum. Onun için ben normalde bu 6. kuralı hiç konuşmamam lazım. Ama burada Borsa İstanbul başka bir hayvan. Borsa İstanbul yatırımının çok önemli kuralları var. Şimdi hisse senedi yatırımından bahsetmiyorum. BIST yatırımından bahsediyorum. BIST. 417 tane hisse var. Bu hisseler konusunda bilgili temel analizi yapabilecek seviyede olmanız farzdır. Farz. Olmazsa olmaz. Ya da yapamıyor musun kardeşim? Hani Türk insanının çok değerli kardeşim Murat Zaman'ın mükemmel bir lafı vardır. Bir gün Halk Portföy'de, ben Halk Yatırım'daydım, yukarı sigaraya çıktık. Dedi ki ya böyle delirdiğimiz bir gün, böyle toplantılar filan acayip rahatsız ediyor bizi. Dedi ki ya Işık dedi, delireceğim ama dedi. Abi dedi, herkes şu piyasadan ve futboldan anlıyor abi. Gerçekten Türkiye'de herkes piyasadan ve futboldan anlıyor. Herkes size borsada ne alınması gerektiğini söyler. Geçen gün ben, gerçekten bu bir gerçek hikayedir, kapanma olmadan
Şişli'deki kuafördeki çocuklarla oradaki çırakla borsa konuşuyor. Hoşuma da gidiyor. Işık abi falan böyle anlatıyorlar. Ben de dinliyorum. Ya hoşuma gidiyor ya. Ya bu benim beyin cerrahıyla tedavi, yani nöroloji tedavisi konuşmaya benziyor ya. Ama Murat Zaman kardeşimin dediği gibi bu böyle. Size analist de anlatır, portföy yöneticisi de anlatır, çırak da anlatır. Böyle olduğu için arkadaşlar bu analizleri, sizin finansal analizleri ya kendiniz yapmayı bileceksiniz ya da birine yaptırtacaksınız. O birileri de iki tane kurumda çalışıyor arkadaşlar. Aracı kurum ya da portföy yönetim şirketi. Başka bir üçüncü kurumda çalışmıyor. Twitter'da bunları yazanlar var. Bak SPK lisanslı olarak yazıyorlarsa saygım var. SPK lisansı olmadan bunları yazan insanlara lütfen itibar etmeyiniz. Sermaye piyasası kurumumuz çok önemli bir kurumdur. Bu konuda inanılmaz güzel hareketler yapıyor. Sonra Borsa İstanbul yatırımının en önemli bilinmezlerinden biri hisselerdeki likidite oranları. Likidite nedir? Bir hissedeki günlük işlem hacimlerinin en panik günlerde bile bir yatırımcıyı oradan çıkarmasına izin verecek bir seviyede olması lazım. Ha, şimdi siz diyeceksiniz. Ya kardeşim, yani sen bana ne masal anlatıyorsun? Garanti Bankası var elimde. Naci Bey'in görevden alındığı gün adam yazdı tabana 137 milyon lot. Neyi verdim ben? Evet, haklısın. Ne deseniz haklısın. Ama arkadaşlar o Naci Bey'in görevden alınma gecesi siyah kuğu. Siyah kuğu dediğimiz olaydı. O hayatımızda, yani Türkiye'de çok oluyor da hayatımızda bir kere oldu. Likidite, elindeki maldan kötü bir haberde çıkma olayıdır, hacim. Üçüncüsü, çok daha önemli bir şeydir Borsa İstanbul'da arkadaşlar. Nedir? Borsa İstanbul'da genelde 4 tane yatırımcı vardır, değil mi? 4. Bunlardan bir tanesi biz, bireysel yatırımcılar. 2, portföy yönetim şirketlerimiz, bizler gibi para trade eden yüksek montanlı insanlar. 3.'üncüsü yabancı yatırımcı dediğimiz, yani Londra hedge fonları ya da Amerika'dan eskiden güzel ülkemizde olan ama artık ayrılmaya karar vermiş Fidelity'ler, Alliance Capital'lar, Goldman Sachs Asset Management'lar, gerçek yatırımcılar, yabancı yatırımcılar. 4.'üncüsü de algoritm. İşte burada Yapı Kredi yatırımdan, BOFA, Merrill Lynch'ten çalışan algoritm. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de, değil mi? Bunlar yatırımcı. Türkiye'de bir de 5. grup var arkadaşlar. Bunlara artık. Türkiye'deki 5. grup da kimdir? SPEC dediğimiz kardeşler. Şimdi arkadaşlar bunu uzatmıyorum. Nedenini söyleyeceğim. Bunu uzatırsam yayının son bölümü olan hisse analizi. Çünkü bu SPEC konusunda ben buradan yani bir çay koyarım, kahve koyarım, semaverle sabaha kadar gidelim. SPEC Türkiye'de çok önemli bir elementtir borsamızda. Çünkü bu arkadaşlar büyük sermaye gruplarının paralarını toplamış ve onlar adına işlem yapan kardeşlerimiz. Borsa İstanbul'a kote şirketlerin sermayedarları da vardır bu gruplar içinde. Bu gruplar içinde değişik reel sektör, hizmet sektörü sermayedarları da vardır. Bu gruplar içinde varlıklı insanlar da vardır. Bizim eskiden mutlaka okumanız gereken dünyanın gelmiş geçmiş en önemli trader'ı olan Jesse Livermore'un hayatının anlatıldığı bir borsa spekülatörünün anıları kitabında anlatılan stock pooling olayı bu. Belirli hisse senetlerini belirli grupların sahipleri götürme olayı. Şimdi bu bizim borsamızda çok yaygın olduğu için
değil mi? Çok borsamızda yaygın olduğu için bu 417 tane hisse senedinden en az yarısını ben uzun vadeli yatırımlar için uygun gördüm. Tabii bu borsada spek nerede vardır, hangi tahtadadır filan, bunu siz bilemeyebilirsiniz. Çünkü siz bireysel yatırımcısınız. Çoğunuz belirli oranlarda bu bilgilere sahip değilsiniz. O zaman kardeşim bu bilgilere sahip olan insanlarla konuşmak zorundasınız. Mesela atıyorum. Şimdi Koç Holding böyle bir hisse olabilir mi? Olamaz. Oradan Koç Holding'de en az yani şu anda 50 tane yabancı yatırımcı sayarım ben. Şimdi spek grupları Koç Holding'i bir yere götürebilir mi? Götüremez. Ama 300-400 milyon TL piyasa değeri olan sermayedarının belirli parasal ihtiyaçları ya da borçları, kısa vadeli borçları olan bir şirketi götürebilir mi? Götürebilir. Onun için Borsa İstanbul yatırımında likiditeye dikkat edeceğim. Tabii bir numara sektöre dikkat edeceğiz. İki numara likiditeye dikkat edeceğiz. Üç numara da bu hareketleri grafiklerde çok sert likit hareketlerin görülüp görülmediğine dikkat edeceğiz. Arkadaşlar 7 numaralı en son prensipte zarar kes uygulamayan hisse senedi batar. Titanik olursunuz. Bir hisse senedine zarar kes uygulamadan girmek zarar kesin %10. Üstadımın bir gün dediği gibi her zaman geri gidebilirsin ama her zaman çıkamazsın. Çok önemli bir borsa sözüdür bu. Eski Wall Street'lerden kalma bir borsa sözüdür. Çok bunu yazın. Her zaman geri gidebilirsin bir hisseye ama her zaman çıkamazsın. Şimdi kısa vade konuştuk, uzun vade trade portföyü, uzun yatırım portföyü, bütün bunlardan belirli bilgileri konuştuk. Bunlar benim, ya ben gerçekten ilk defa böyle eğitimsel ve ben piyasalara nasıl bakarım konusunda bir güzel konuşma yaparken Serdar kardeşimle, konuşmanın son kısmında bu hisse senedi seçimlerini falan nasıl yapıyoruz? Her şey arkadaşlar sektör seçiminden başlıyor. Para nereye? Şimdi arkadaşlar 2021 senesinin dünyadaki bir numaralı hikayesi nedir? Aşı. Bu aşıyı iyi uygulayan ülkeler var. Bizim gibi kötü uygulayan ülkeler var. Biz aşıyı, özür dilerim, aşıyı kötü uygulayan değil. Covid konusunda geri kalan ülkelerdeniz. Ne yazık ki şu anda dünyanın en kötü ülkesi Hindistan'dan sonra anılan iki ülkeden biriyiz. Brezilya ve Türkiye olarak anılıyor. İnşallah bu kapatma yardım eder. İnşallah turizm sektörümüz ve güzel Antalya'mız bu sene kötü senaryo olarak gördüğümüz 20 milyar dolara ulaşır. Turizm gelirinde geçen sene 11 milyar dolarda kalmıştık biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hisse senedi bir numaralı kuralımız neydi? Borsa İstanbul çok riskli bir yer olduğundan, normal bir hisse senedi piyasası olmadığından ve ülkemizde şu gün herhangi bir bankaya girip bir senelik mevduata net %18 getiri bulabildiğinizden, bulabiliyorsunuz değil mi? Herhangi bir bankaya girip hangisi olduğu önemli değil. %18 getiri buluyor musun? Buluyorsun kardeşim. Arkadaşlar normal bir yerde ben bunu 2 ile çarparım. Ben Türkiye'de bunu 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. Bana bir senelik perspektifte Borsa İstanbul'da %54 üzeri hedef potansiyeli olan hisse lazım. Lazım mı? Lazım. Bu hisse arayışında dünyadaki değişik faktörlerden bir numara aşı dedik. Aşı dünyaya ne getiriyor? Büyüme eğrisi. Mesela bugün Yellen'in konuşması. Amerika ısınıyor diyor kadın. Haklı. İkinci çeyrekte nominal bazda Amerika %9.9 büyüyecek arkadaşlar. Adam almış gitmiş. İsrail, İngiltere. Bunlar büyüyor. Dünya ekonomisi büyüyor. Çin ticareti.
ticaret rakamları çok iyi geldi Çin'de. Şimdi böyle bir yerde mesela benim portföydeki 5 hisse senedinden biri bu açılan dünya, açılan ekonomiler içinde hap havalimanları oldu. Bu 8 Nisan yayınında verdiğim hisse senedi. Yani bu tip şey fazla. Fakat ben TAV havalimanlarının, çünkü nedeni belli yani TAV havalimanları direkt olarak parasını iki yerden kazanan. Bir, food traffic dediğimiz havalimanlarına girer çıkan food traffic. Bir de İstanbul Atatürk Havalimanı'nı kaybettikten sonra alacağı ödeme. Şimdi böyle baktığımız zaman benim portföyde bir numaraya koyduğum hisse var. Verusa oydu. Şimdi bunun nedenini anlatacağım. 31 Aralık 2020'deki yazında Dünya Gazetesi'nde yayınlanan Şebnem Turan imzalı yazıda benim 2021 senesinde altın madenciliği sektörünü Borsa İstanbul'da öne çıkardığımı yazmıştım. O zamandan bu zamana 4 ay geçti. Çıkıp yani Google'dan ederseniz o yazıyı bulacaksınız, okuyacaksınız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın 1 Aralık ayında açıklaması olmuş. Gelecek 5 yılda yıllık altın madeni üretimimizi, yıllık altın madeni üretimimizi 100 tona çıkartacağız açıklaması. Şimdi çok önemli bir açıklamaydı bu. Bak kardeş, dünyadaki bir numaralı hikaye aşı ve büyüme, iki numaralı hikaye de emtia rallisi. Bak ikisini birleştiriyorum. Emtia rallisi, endüstriyel metaller gidiyor, tarım emtia son 10 senenin en yüksek seviyesine çıktı. Bugün mısır 7 doları geçti. Bakır 10 senenin zirvesinde. Arkadaşlar, bu şirket ne yapıyor? Verusu Holding daha yeni Adana Tufanbeyli'de 62 milyon ton boksit rezervi var. Daha yeni üretime başladı. Çinlilere boksit satacak. Tokat Erbaa'da altın rezervi bulduğunu açıkladı. Onun sondajını yapacak. Bakın, en önemli şeye geldim. En önemli şeye bunu anlatmak istiyordum. Demin dedim ya, insanların bildiği parametrelerle hisse senetleri hareket etmez. İnsanların bildiği parametrelerle hareket etmezse ileride olacak şeylerle hareket eder. İleride olacak şeyler. Şimdi bunun adına biz hisse senedinde katalizör diyoruz. Birisi size katalizör, 3 tane bir hisse senedi konusunda 30 saniyede, yani bir embesilin anlayabileceği seviyede, bu arada yani sizler çok akıllı insanlarsınız ama 30 saniye içinde bir embesilin anlayabileceği seviyede anlatamıyorsa o hisse senedi alınmaz. Bu kadar basit. 3 tane neden. 30 saniye içinde. 2 tane şirketi halka arz ediliyor. Enda, Aldem Çelik, boksit rezervi, alüminyum fiyatları 11 senenin zirvesinde, Tokat Erbaa'da altın rezervi buldu. 30 saniyeden kısa sürdü. Yeter. 1 numaralı 100 lira üzeri hedef fiyatta portföyümüzde olan ortaklarımızda istese. Şimdi insanlar şunu soracak. Ya kardeş, sen bunu 31 Aralık'ta yazmışsın. Altın madenleri. Bak, piyasa bu sene lira bazında %4 aşağıda. Elinde bilinen altın madeni olan 3 tane şirketimiz var. Şu anda Borsa İstanbul'a kote. Koza Altın 1, Gübre Fabrikaları 2, Verus Holding 3. Gübre Fabrikaları hareketini Aralık'ta yaptı. 40'lardan 80'e. Değil mi? 40'lardan 80'e gitti o açıklamadan sonra. Koza Altın bu sene %19 yukarıda, Verusa %23 yukarıda. Piyasa %4 aşağıda.
başka bir şeye geliyorum. Hisse senetlerine benim bakış açımı anlayın diyor. Petkim Petrokimya uçuyor işte tarihi zirvede. Ya kendimi hani burada iyi buldum falan değil. Mesela Migros dedim %8 aşağıda sıçtım. Yani kötü de var, iyi de var. Bizim işimiz bu. Kötüleri daha az para kaybedip iyilerde daha çok kazanırsan her zaman oyunu kazanan insan olursun. Petkim Petrokimya'da çok değerli bir kardeşimin raporunu okudum ve bir hisse senedinde beni heyecanlandıran en önemli şeylerden birini gördüm. Katalizör. Petkim'in üst düzey yöneticileri bu arkadaşımıza kardeş biz size 2021 için bir favök rakamı vermiştik ya hani geçen sene. Hayır hayır o yanlış. Biz onun %75 daha fazlasını yapacağız demişler. İşte arkadaş budur. Katalizör budur. Bu nerede? Şeyde Baktal'da tüyo mu? Hayır. Bir analistin Türkiye'nin en iyi analistlerinden birinin raporunda gördüm. Hemen aldım. Hiç şeysiz, sorgusuz, sualsiz. 5.80'lerdeyim. Bugün kapanış galiba 6.80'lerdeyim. Şimdi sözlerimi bitirirken Koç Holding, Migros, Petkim, Derus Holding, TAF filan gibi 5 tane hisseseniz zaten kendi yayınlarında da var. Borsa İstanbul yatırımının en önemli konularından biri olan şeye değineceğim. Ve bu arkadaşlar çok az konuşulan olaylardan biri. Bunun nedeni de bizim sektörümüzün ne yazık ki en büyük yanlışlarından biridir. Bizim sektörümüzün yaptığı en büyük 3 yanlıştan biri insanları trade etmeye zorlamaktır. İnsanları trade etmeye zorlamak dünyanın en kötü şeylerinden biridir. Çünkü aracı kurumlarımız insanlar trade ettikçe para kazanır. Değil mi? Sen gün içinde baba Petkim al ver 2 kademe. Oradan aldığın 2 kademeyle 100 bin lot aldın sattın. Oradan aldığın 2 kademeyle gidersin sırf yapı krediye. Bir kademeye oynarsın. 2.13, 2.14. Arkadaşlar bu insanları teknik analiz bağımlısı yapmış. Ya kardeşim siz teknik analiz falan değilsiniz. Sizler doktor, avukat, dünyanın en değerli mesleklerinin sahibi doğru düzgün insanlarsınız. Oradan bir portföy yönetip her gün deliler gibi Matrix'e işte Forex'e bakıp aman abi ne oldu filan işte bilmem kademe kalktı indi. Ne yapıyorsun sen ya? Sen deli misin ya? Böyle portföy mü yönetin? Olmaz. Bak kardeş bunu yapmak istiyorsan o zaman geleceksin. Algoritma kuracağız. Algoritma. Değişik teknik algoritmalar var, makro algoritmalar hepsi. Dünya artık buna döndü. Ya da diyeceksin ki abi ben kısa vadeli yatırıma inanmıyorum. Yani günlük alsatlara ben bir sene ve üzeri yatırım yapacağım. Verus Holding alacağım. Bak ben bu ikincisindeyim. Ama algoritma kurup çok başarılı olan insanlar gördüm. Şimdi size arkadaşlar bir rakam vereceğim. Gerçekten oha diyeceksiniz. Amerika'nın en önemli üniversitelerinden biri Case Western'da yapılan bir çalışmada, başka çalışmalar da bunu kanıtlamıştır. Günlük işlem yapan traderların günlük işlem yapanlara yatırımcı denmez. Trader denir, alsatçı. Günlük işlem yapan traderların 6 ay, 1 sene, 3 sene, 5 sene uzun vadeli şeyleri incelenmiş. Ve bu çalışmanın üzücü noktası hiçbir
hiçbir yerde bu insanların para kazandığı görülmemiş. Evet, piyasadan daha iyi. Yani işte piyasa %10 düşmüş, adam %4 kaybetmiş. Evet, ama yine kaybetmiş. Absolut anlamda para kazancı sadece 100 insandan 18'inde olmuş. %18 üzerine oynamak istiyorsanız benim size daha iyi bir önerim var. Pandemi bitince hep beraber gidelim Ercan Havalimanımız üzerinden, çok güzel Kıbrıs'ta mükemmel kasinolarımız var. Orada hem eğleniriz, Serdar Ortaç filan takılırız. Oradan basarız rulet masasında kırmızı siyah. Onda kazanma oranı %50. Hem de takılırız. Eğleniriz. Allah'ın 3 kuruşluk bilgisayarının karşısında Matrix'e bakmayız. Arkadaşlar o 18 kişi evet bunu başarmış. Bravo. Ama arkadaşlar o 18 kişi içinde olup olmayacağız belli değil. Şimdi bizim aracı kurumlarımızın çalışma ve para kazanma yöntemi bu olduğundan Türkiye'deki insanlar da her gün abi bana teknik öneri gönder. Abi işte bu burayı kırdı mı filan. Bunun üzerine yorduğumuz kafayı finansal analiz yapıp şirketlerin üst düzey yöneticileriyle konuşup bir şirketin iş modelini anlamaya ve gelecek 10 senenin Ege'nini bulmaya harcasanız çocuklarınız ve torunlarınız için çok daha iyi bir iş yapmış olursunuz deyip sözlerimi burada izninizle tamamlayayım. Umarım faydalı bir saat olmuştur. Çok teşekkür ederim. Hocam mükemmel bilgiler verdiniz. Gerçekten bir eğitim tadında oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Şimdi burada tabii Clubhouse tarafına bir bağlanalım. Orada hem Yeşim Hanım var hem de Nida Hanım da gelmiş. Size mutlaka bir merhaba diyeceklerdir. Buyurun Yeşim Hanım. Gerçekten biz de burada bir aydınlanma yaşıyoruz. Çok güzeldi. Hem eğitim tadında hem de belki göremediğimiz şeyleri gördük. Bilmediğimiz stratejiler oluşturmamıza neden oldu. Ya da bunları dinleyip kendi stratejimizi ortaya çıkarabiliriz. Bence muhteşem oldu. Ben sadece Işık Bey'den bir şey rica edeceğim. Kendisi kulüp ağzında fakat dinleyici konumunda şu an. Ben kendisine istek gönderiyorum. Eğer kendisi sahneye teşrif ederlerse çok seviniriz. Tabii olur. Çünkü Clubhouse'da kendisini takip etmek isteyen insanlar var, dinleyicilerimiz var. Ben sözü hemen Nida Hanımefendi'ye bırakıyorum. Nida Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler öncelikle. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Işık Bey, mikrofonunuz var. Evet. Işık'a ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yani inanılmaz bir derecede ışık önümüze tepside hap edip bunca bilgi birikimini sundu sizin sağladığınız platformda. Bu yüzden çok mutluyum. Zaten her zaman öyle bir insandı. Bilgiye, çalışmaya bizim çocukluğumuzdan beri çok emek veren ve çok Türkiye'nin ihtiyacı olan çok değerli şeyleri sunan bir insan oldu. Ben çok teşekkür ederim. Diyecek başka bir şeyim yok zannediyorum. Özellikle de Işık'a kırıp da geldiği için binlerce teşekkürler yine. Sağ olun. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Yeşim Hanımefendi'ye zaten bahsetmiştik. Bu anlamda size de çok teşekkür ediyoruz Nida Hanımefendi. Çünkü Işık Bey sizlerin hatırı için buradalar. Murat Avşar Beyefendi de sağ olsun. Kendisine de çok katkılar oldu. Sevgiler, sevgiler, saygılar. Ben teşekkür ederim başta Yeşim ve Nida kardeşlerime. Gerçekten onlar benim için o kadar önemli insanlar ki bunu tekrar söylemek istedim. Murat'cığım senin bugün Insta'da oğlunla resimlerini gördüm. Abi seninle gurur duyuyorum. Gerçekten harika bir adamsın. Çok şanslıyım. Ben teşekkür ederim.
İnşallah bu bir tane kitap hocam var. Önemli kurumlardan bir tanesi, böyle bir projeyle geldi bana. Hem New York'taki anılar, hem yatırım stratejileri filan. Onlar üzerine de bu böyle son bir saat içinde orada da bazı yer alacak şeyleri bugün düşünme fırsatı buldum. Özellikle bu konuda da Serdar kardeşime teşekkürü borç bulurum. Estağfurullah hocam. Arkadaşlara, dostlara, yatırımcılara finansal okuryazarlığı arttırmak. Burada Dan Hocam da var. Atilla Hocam var. Çok kıymetli hocalar var. Serdar Şimşek var. Çok sevdiğimiz kardeşlerimiz var. Bu platforma bugün sizler sayesinde katıldım. Ben biraz New York'ta biraz fazla yaşamaktan zaten görüyorsunuz pek biraz rahatsız bir adamımdır. Genelde sevmem böyle insanların ortasına çıkmayı ama Murat Hocam sen belki anlamışsındır insan sarrafı olarak. Yani burada ama çok güzel bir atmosfer oldu. Bugün Serdar'la da konuşmalarımızda tekrar teşekkür ediyorum. Bir konuda bir 30 saniye onu da not almışım. Bu konu benim için çok önemli arkadaşlar. Türkiye'deki en önemli sorunlardan bir tanesi bizim sermaye piyasalarımızın kıtlığı ve kısır döngüsüdür. Türk insanının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım ayında yayınlanan verilerine göre nakit varlığının %80'e yakını TL ve döviz mevduattadır. Düşünebiliyor musunuz? 83,5 milyon insanın %80'e yakın varlığı mevduatta. Diğer varlıkları, evet, yatırım fonları son iki senede çok önemli bir yer aldı. Hisse senedi %5 falan. Ama işte halka arzlarla bir yere doğru gelmeye çalışıyoruz. Şimdi bizi bu döngüyü kırabilmemiz lazım. Bu döngüyü kırmanın Türkiye'de tek yolu var. Finansal istikrar, enflasyonu düşürme ve kredibilitesi yüksek ekonomi politikaları. Buraya başaramıyoruz. Ama ben o konuya girmeyeceğim. Çünkü o konuya girersem hiç işim olmayan siyasi konular var orada. Fakat bir arkadaş bir gün bana çok önemli bir soru sordu ve ona böyle bir bayağı bir gece düşünmüştüm. Abi bizim gibi bir ülkede altın döviz bozdurulup hisse alınır mı? Bak bu inanılmaz önemli bir soru arkadaşlar. Finansal piyasalar açısından Türkiye'de en önemli 3-5 sorudan birisi. Abi dedi benim param mevduatta falan değil. Benim param altında. Yani her gram altından konuşuyor. O da aslında bir gram altında bir döviz aslında. FX şeyi. Ve yastık altı. Ben şimdi gidip bu parayı bozdurup borsada bir şey alacaksam bu yapılır mı? Şimdi arkadaşlar bu o kadar önemli bir soru ki Türk halkının ana varlığı buradaysa o zaman bizim Türk halkına şunu göstermemiz lazım. Borsamızın 1, 3, 5, 10 senelik vadelerde belirli sektörlerinin iyi bir performans gösterip insanlara para kazandığını göstermemiz lazım. Biz bunu gösterememişiz. Biz bunu gösteremedik. Bugün bankacılık endeksimiz 2001 likidite krizinin altındaysa, bugün MSCI Türkiye Endeksi, Lehman kriz seviyesindeyse biz o zaman dolar bazında konuşuyorum. Biz o zaman insanlara hisse senedi yatırımının olduğunu gösterememişiz. Bak
en çok bu seneki Ereğli Demir Çelik, Ford Otosan, Vestel, Petkim hareketinden mutlu olduğun neden nedir biliyor musunuz? Bu hisselerin isimlerini her Türk insanı Ford Otosan'ı duymuştur. Her Türk insanı Ereğli Demir Çelik'i duymuştur. Ereğli Demir Çelik 5 ay evvel 9 liraydı arkadaşlar. Bugün 19 lira 70 kuruş kapadı. Bak Ereğli Demir Çelik'i şu güzel kardeşime altın döviz bozdurulup mal alınır mı diyen kardeşime ben Ereğli Demir Çelik'i gösterebilirim. Ben ölümüne jant, sassa polyester gösteremem. Adam der ki baba dur ya ne diyorsun ya der. Ama ben Ereğli Demir Çelik Ford Otosa hisselerini bu arkadaşımıza bak kardeş. Şu an döviz kaç? 8.32. Sen Naci Bey baştayken 7.20'den döviz satsan, Ereğli alsan şu anda daha iyi para kazanmıştın diyebilirim. Bu işte arkadaşlar böyle büyük hisselerimizin iyi performans göstermesi ve uzun vadede yani sadece 2 ay 3 ay değil uzun vadede iyi performans göstermesi Türk insanına bu çok kritik soruya çok önemli bir cevaptır. Evet, altın ve döviz bozdurulup borsada yatırım yapılır ama altın ve döviz bozdurulup borsada trade edilmez. Yeşim Hanım, tabii. Çok güzel bir soru. Ben hiçbir zaman temettü yatırımcısı olmadım. Temettü yatırımcısı olanlara büyük saygım var. Temettü hisselerinin yüksek, özellikle Türkiye'mizde temettü dağıtım oranlarının %2'lerde gerçekleştiği yerde yüksek meblağ, yani yüksek meblağ dediğim %8 ve üzeri, 2x4, güzel. Oralarda hisse kovalayan çok insanı biliyorum ve buna rağbet eden, benim işimi yapan portföy yöneticilerine çok saygı gösteriyorum. Fakat yüksek temettü veren şirketlerin Türkiye'de fazla olmadığı ve hani gidip sen DAX'ta ya da S&P 500'de temettü yatırımcısı ve öyle bir fon yönetebilirsin ama Türkiye'de ne yazık ki daha çok finansman gerekleri, Türkiye'de daha çok yatırım, çünkü bankaların kredi, faiz oranları çok yüksek olduğu için insanlar kendi kaynaklarından da kullanmaya çalışıyorlar. Daha çok yatırımcıyı önemsemeyen bir şey oluşmuş durumda. Bir temettü politikası oluşmuş durumda. Bu Borsa İstanbul'umuzun problemlerinden biri. Ama ben Borsa İstanbul şirketlerinde ilk 10 problemi sayacak olsam bu ilk 10 probleme girmez. Mesela ben size şimdi iki tanesini zaten bu konuşmada saydım. Borsa İstanbul şirketlerinin ilk 10 ana probleminden iki tanesi çoğu tahtanın spek grupları elinde olması. İkincisi de çoğu tahtada yeterli likidite olmamasıdır mesela. Mesela üçüncüsü şeydir. Bazı bilgilerin önden bazı gruplara verilmesi. Ya bir bakıyorsun hissede bilanço açıklanıyor. Mükemmel bir bilanço. Değil mi? Çok görüyoruz değil mi bunu arkadaşlar? Yani evet, hani hocam. Biraz realist olmamız lazım. Burada nedense ben CFO'larla ve yatırımcı ilişkileriyle çalışan insanlara bir öneri söylemek istiyorum. Ya ben bir şirketin CFO'su ya da yatırımcı ilişkileriyse ve ben mükemmel bir bilanço açıklıyorsa ve o gün
gitsem piyasadan negatif ayrışıyorsa, hani kardeşim ben bugün çantamı toplayıp giderim. Çünkü arkadaşlar bunun normal bir piyasada olmaması lazım. Hani önceden bazı bilgilerin servis edildiği piyasa S&P'de de oluyor, Türkiye'de de oluyor, Kore Kospi'de de oluyor. Ben bu olmayacak demiyorum. Ama bu tip olayların bilançoda olması çok bir borsaya inanılmaz zarar veriyor arkadaşlar. Bizim borsamızda bu çok oluyor. Daha bilanço dönemimiz yeni başladı değil mi? Daha yeni başladı. Ben şu anda en az 3 tane şirket sayarım. Mükemmel bilançolarla geldi, hareket olmadı. Neden abi? Önden insanlar almış gitmiş. Şimdi hocamın sorusunda temettü yatırımı uzun vadeli yatırımcı için neden önemlidir? Çok önemlidir. Ama arkadaşlar o şirketin temettü yatırımından daha önemli olan o şirketin değişik iş kollarında yatırım yapması. Bana deseler ki Işık bak %50 temettü alacaksın. %50 adam başka iş kollarına yatırım yapıp başa bir kadın getirecek. Kadınlar çünkü her zaman erkeklerden daha iyi yöneticilerdir. Üst düzey yönetici olarak. Benim mesela eski patronumun çok önemli bir yatırım teorisi vardı. Bir şirketin CEO'luğuna bir kadın atandığı zaman o şirketi o gün alırdı o sabah. Çok önemli bir teoridir bu mesela. Kadınlar şirketleri daha iyi yönetirler. Mesela bunun en güzel örneğini Angela Merkel'de görüyoruz. Bunun başka örnekleri de var şirketlere ama orada isim vermek istemiyorum. Çünkü o zaman da erkekleri aşağılamış oldu. Baktığımız zaman böyle bir atmosferde demin anlattığım neydi? Burada temettü var bir elde, ötekinde de yatırım. Ya kardeşim ben şimdi ilk 4 ayda borsamızda BIST 100 endeksinden %25 ya da daha yüksek pozitif ayrışmış 26 tane hisseye bakıyorum. Bu hisselerden sadece bir tanesi yüksek temettü hissesi. 1/26. Ama bu hisselerden eğer doğru görebiliyorsam 26 hisseden 19 tanesi ihracat üzerine yatırım yapan hisseler. Sayıyorum. Sasa Polyester, Jansa, Kortsa, Brisa, Alkin Kimya, Bera Holding, Türk Traktör, Hektaş, Ereğli, Vestel, Arçelik, Ford Otosan Coca-Cola içecek. Şimdi o zaman bize Borsa İstanbul'un çok basit analizi söylüyor ki borcunun düşük olması ve yatırım yapıyor olman pozitif ayrışma performansa temettü hissi olmandan daha önemli. Ama bak burada çok daha önemlisi bir numara sektör. 2020 sonunda kardeş ben ihracatçı sanayicilere oynayacağım diyen yani rulet masasında olaya giden ve yatırımını öyle yönlendiren kazandı. Peki piyasanın %4 düştüğü ortamda %20'den çok yatırımcısına TL bazında kaybettiren 27 tane hisseden baktığımda kimler var? 8 tanesi bank. Şey yapamaz. Sektörü yanlış bulduysan kimse seni o bataktan çıkaramaz. 8 tanesi banka. Ha, Türk Telekom var. Sabancı Holding var. Kötüler içinde. Şey var. GSD Holding var. ODAŞ var. İhlas var. Cemaş var.
ya tabii sektör, yani hani orada ayrı şeyler de var da 8 tanesi banka. Onun için bu analizler her zaman, ben bunları günlük olarak kendime her zaman çıkartıyorum. Çünkü sonuçta bulduğumuz hisseleri her gün takip etmemiz lazım. Hepinizin bildiği gibi. Demin dedim ya, onun analizini kendiniz yapamıyorsanız o işi başkasına bırakacaksınız. Her gün analizini yapmanız lazım derken şurada şey demiyorum. Her gün gidip Twitter'dan baba işte atıyorum Koç Holding hakkında ne denmiş? İşte Ömer Bey'in açıklaması ne? Hayır, o şekilde değil. Hisseyi takip etmek demek piyasadan pozitif mi, negatif mi ayrışıyor, hisse üzerine raporları okumak, bilanço geldiğinde nerelerde iyi, nerelerde kötü ona bakmak ve en önemlisi çalıştığınız aracı kurumda araştırma, yatırım danışmanlığı ve satış pazarlama birimlerinde güvendiğiniz bir ya da iki, hatta iki olması lazım. Çünkü güvendiğiniz o bir insan o gün karısıyla kavga etmiştir, işte hastadır, şudur budur ya da morali bozuktur, yanlış bilgilendirme yapabilir. İki kişi bu hisselerde bu şekilde takip yapmanız çok önemli. Çok teşekkür ederim Sayın. Ben teşekkür ederim. Birkaç soru olabilir miyiz? Tabii. O zaman ben sevgili Safa, senle başlamak istiyorum bizim moderatörlerimizden. Safa. Hocam merhabalar. Ben aslında sorudan ziyade bir teşekkür etmek istiyorum. Hani benim için çok aydınlatıcı bir konu oldu. Ben size teşekkür ederim. Hani aslında birçok bu piyasanın içinde fazla olmaktan, yani hani bireysel küçük yatırımcı olarak sürekli olarak hisse senetleriyle haşır neşir olmaktan veya sizin az önce bahsettiğiniz gibi hani şu şurayı kırdım, bu burayı kırdımdan başımızı kaldıramadığımız için birçok şeyi kaçırmışız. Ben sizin bu hani yüzümüze vurmanızla farkına vardım. Hani ondan dolayı teşekkür ediyorum. Sizi televizyonlardan ben Tuncay Hoca'nın bu sayesinde İntegral FX söylemeliysem. YouTube kanalında hani ilk defa karşılaşmıştım. Biraz da geç karşılaşmışız. Hani bizim eksikliğimiz o da. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben size teşekkür ederim efendim. Güzel sözleriniz için. Adem, soru geldi. Bir soru daha alalım size. Emre, sen soru sormak ister misin? Tabii ki. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederiz bu değerli bilgileriniz için, bu değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Ben uzun yıllar Amerika'da yaşadığım için biraz böyle sanki bu dile biraz uzağım gibi dediniz ama sanki yani bizim aramızdan hiç ayrılmamış, hep halkın içinde yaşamışsınız gibi çok samimi, çok içten, çok babacan tarzınız var. Dolayısıyla hani diliniz de çok halk dili. O yüzden daha da sıcak hissettik kendimizi. Ben kariyerinize baktığım zaman Amerika'da özellikle türev piyasalarla ilgilendiğinizi de görüyorum. Türkiye'deki o adet işlemler ve opsiyon piyasaları ile ilgili ne düşünürsünüz? Yani daha herhalde muhtemelen alınacak yolumuz vardır ama sizin açınızdan, sizin görüşünüzden bizdeki bu piyasayı bir değerlendirirsiniz. Sevinirim. Borsa İstanbul vadeli işlemler piyasamız için bence çok önemli gelişimler yaptı. Ben vadeli işlemler piyasını şahsen kendi yatırımlarımda her gün kullanıyorum. Çoğu insan kaldıraç oranları riskli. Yani kaldıraç oranları şimdi bakacaksanız mesela bir altın yatırımında 9 kaldıraç üzeri konuştuğumuz zaman ve hisse senetlerinde ortalama 6 kaldıraç konuştuğumuz zaman gayet riskli bir piyasa olarak görmektedir ve öyle görülmesi de farz. Fakat ben vadeli işlemler piyasamızın sadece kısa vade günlük alsatlar ya da belirli bir sektör beklentiniz varsa mesela, ya bunu kafadan atıyorum. Şimdi siz bu son zamanlarda perakende sektörümüze karşı bir tonun yükseldiğini ve
bu sabah Sayın Süleyman Soylu'nun İçişleri Genelgesi'yle yayınladığı marketler bundan sonra alkollü içki satamayacak, oyuncak satamayacak, işte bilmem ne satamayacak olayını, değil mi? Oraya doğru bir gidişat olduğunu anlamış olabilirsiniz. Ben onu sezinlemiş insanlardan değilim. Ama bunu sezinlediyseniz ilk yapacağınız şey nedir yatırımcı olarak? Sevgili dostum, benim ilk yapacağım şey BİMAŞ ve Migros kontratlarını açığa satmak. Değil mi? BİMAŞ daha az, çünkü orada alkol satışı yok. Ama yine de inanılmaz bir diğer eşyaların satışları var. Bak, bir yine güzel günlük örnekle açıklamaya çalışayım. Burada yeterli likidite var mı? Büyük hisselerde var. Ha, son zamanlarda yeni hisseler ekliyorlar. Mesela torunlar GEO'yu eklemişler filan, 7-8 tane. Tamam, onlara da saygım var. Ama o hisselerde, yeni eklenenlerde likidite yok. Ben genelde likidite olmayan yerde, demin anlattım, o kadar rahat. Çünkü günlük işlemlerde al satı rahat yapabiliyor olmamız lazım. Opsiyon piyasası sevgili dostum, ne yazık ki istediğimiz gibi gelişmedi. Opsiyon piyasasında özellikle Türkiye'nin en köklü aracı kurumu olan iş yatırımının iki taraflı verdiği fiyatlar, orada kendi kullandığı varantlar çok etkili olmuştur ve belirli bir yatırımcı kitlesine ulaşmıştır. Fakat büyük bir yatırımcı kitlesi olmadığı için ben şu gün, bana normalde ben bugün Amerika'da yaşıyor olsam, benim ortaklarım olsa, portföyünü yönettim sevgili kardeşler, ben derim baba bizim portföy sigortasını şu şekilde almamız lazım. Opsiyonla. Portföy sigortası genelde opsiyonla alınır. Senin elinde atıyorum Türk Hava Yolları vardır, Garanti vardır, işte Verusa vardır filan. Bunlara karşı opsiyonla kendine koruma alırsın. Hedge dediğimiz mekanizma. Ama Türkiye'de o mekanizma çok pahalı olduğu için kimsenin kullanmadığı bir mekanizma haline gelmiştir. Çünkü iki taraflı verilen fiyatlar, aracı kurumlar içinde iyi fiyatlamalar. Yani sen bugün Garanti Bankası hazinesinden arasan, Türkiye'nin bir numaralı özel bankasının hazinesinden yine doğru düzgün bir fiyatlama olmaz. Ama vadeli işlemler piyası DIO dediğimiz olgu bayağı önemli bir yere gelmiştir. Ben orada kişisel olarak arkadaşlar, bu benim kişisel tercihimdir. Ben VIOP'ta endeks kontrolü trader. Bunu bir kere televizyonda söylediğim zaman bayağı bir anama babama küfür yemiştim. Ama ondan sonra nedenini anlatınca Barış Esen kardeşimin programında insanlar neden olduğunu anladılar. Benim kafama tabanca koysalar ben endeks kontrolü trade etmem. Nedeni şu. Arkadaşlar, endeks kontrolü dediğiniz şey bugün nedir? BIST 30 içindeki 30 tane hissemizin bir ağırlıklarına göre yapılmış sıralamasının kontrolü. Bugün baktığınızda bir numaralı hissemiz nedir? Açık ara Ereğli. Değil mi? Açık ara. Ereğli bugün koptu gitti. İki numaralı hissemiz ne? BİM Birleşik Mağazaları. Arkadaşlar, BIST 30 kontratında BİMAŞ artı Ereğli yüzde kaç ağırlıkta son zamanlarda baktınız mı? Yoksa ben size söyleyeyim, bakmadıysanız. Bu iki güzide hissemiz %19 ağırlığa geldi arkadaşlar. BIST 30 kontratının 1/5'i Ereğli Demir Çelik artı BİMAŞ. Ya Ereğli ile BİMAŞ'ın ne alakası var ya? Ereğli Demir Çelik dünyada Çin'in azalan demir çelik üretimi ve dünyada artan talep yüzünden kopan bir hisse. Yani Ereğli Demir Çeliği bir anda Jim Simmons yönetmedi, yani bir anda Ereğli Demir Çeliği yöneten güzel kardeşlerimiz de çok severim hepsi, çok saygı değerdir de, yani Ereğli Demir Çelik iyi yönetiliyor falan diye
6,5 liradan 19.70'e gitmedi. Küresel. E şimdi kardeş BİMAŞ dediğin hisse ne? BİMAŞ dediğin hisse de eski rahmetli Turgut Özal'ın orta direk dediğimiz ve aşağı tabakalara çok güzel mallar satan bir süpermarket. Enflasyonist ortamı sever. Çok değerli kardeşim. Türkiye'nin en önemli anları hisselerinden Akif Taşıran orada çalışıyor. Şirket değerlendi. Neden değerlendi ana? Bir, işleri iyi gitti. İki, Türkiye'de enflasyonist ortam coştu. Üçüncüsü de çok bariz bir şey. Adamlar orada yandım Allah diye bankalardan çıktılar. Koyacak başka mal bulmadılar. BİMAŞ'a girdiler yabancılar. Şimdi trade ettiğiniz kontratın %19'u bu iki hisseyse ve birbirleriyle hiçbir alakası yoksa bu iki hissenin, ben o kontratı neden trade edeyim? Yani ne alakası var onun? Birbiriyle eskiden endeks kontratı dediğimiz olay birbiriyle alakalı bankaların oluşturduğu bir şeydi. Hatırlar mısınız o zamanları bankaların BIST 30 endeks kontratının %50 ağırlığı üzerinde oldu. O hani Hüsnü Bey'in 3 defter değerinden Yunanlılara bankayı çaktığı zamanlar. O güzel zamanlar. Artık o güzel zamanlarda paspas altına indik. Şimdi ben şöyle bir şey istemiyorum. Yani bir trade'e gireceğim. Aa işte yani kazanırız, kaybederiz belli değil. Öyle trade olur mu ya? Ben hisse trade etmek istiyorum. Ben Ereğli'yi, BİMAŞ'ı, Koç Holding'i, onların diyoplarını trade etmek istiyorum. Ben endeks kontratı trade ederek hiçbir insanın, yine söylüyorum arkadaşlar, algoritma ayrı. Algoritma özellikle XU030 endeks kontratı için çok iyi çalışır. Eğer doğru düzgün bir kurulumunuz varsa, hatta algoritmanın bir güzelliği de siz yaz tatilinizde ya da siz hocanızla otururken bir güzel sahilde o makine kendi kendine çalışır. Şimdi böyle bir ortam var. Arkadaşımızın sorusuna değişik tanjantlara girerek cevap verdim ama işte ben enteresan yani hani bu bütün konularda kendi bildiklerimi şey yapmak istedim. Yani VIOP piyasası bence çok iyi çalışan bir piyasa. Opsiyon piyasası ama o kadar değil. Sağ olun. Harikulade cevaplar oluyor. Çok öğretici. Atilla Başkanım, Atilla YouTube seven, siz de bir soru sormak ister miydiniz? Hazır Işık Ökte Beyefendi bizimleyken. Teşekkürler. Saygılar Atilla. Ben bir şey danışmak istiyorum. Şimdiye kadar bir sohbetinizde dinlediğim kadarıyla teknik analiz kısmına aslında çok fazla değinmediniz. Değinme gereği duymadım. teknik analizin çalışmadığını mı düşünüyorsunuz? Yok. Çalışmıyorsa bizde mi çalışmadığını düşünüyorsunuz? Yoksa genel manada mı? Evet. Şimdi bu sorunun cevabı kariyerinin 4 senesinde JB Capital fonuna gelen yeni traderlara teknik analiz dersi veren bir insanı üzdü. Ben bu takım olarak söylüyorum. Yani üzülmedim tabii de. Biraz sarsıldım çünkü teknik analiz olmazsa olmazdı. Ama nerede olmazsa olmazdı? FX piyasası. Ben bir hikaye anlatacağım ama bu yani ben biraz sinirli bir insanım ne yazık ki. Yani hani bu New York'ta biraz fazla yaşamaktan. Bir gün Finans Bank'ta çalışırken bir müşteri görmeye gitmiştik. Müşteriyle arkadaşla böyle giriş konuşmasını filan yapmadan evvel ben de işte Işık abi ne diyorsun, şuna ne diyorsun filan böyle muhabbet olurken Euro dolar sordu. Ben dedim yani short mu var long mu, onu anlatmaya başladım. Stop'un nerede dedi. Ve baktı bana böyle ya halde karpuz sallıyormuşum gibi. Ya stop nerede yani, destek nerede yani, ilk destekte stopun yok mu dedi.
ilk destek nerede? Ben o gün toplantıya girmedim. Sinirlendim çünkü. Ben dedim ya finans sektöründe çalışan bir insan euro doların ilk, ya euro dolar hayattır ya. Euro dolar şeydir ya. Yani tabii bir Türk insan için dolar TL'dir aynı şey ama euro dolar bir FX piyasasında işlem yapan müşterileri, işlem yapan bir satış pazarlama elemanı için euro dolar her şey. Euro doların destek seviyelerini bilmeyen bir insan olamaz. Olamaz, böyle bir şey olamaz. Finans sektöründen gitsin. Ama teknik analiz hisse senetlerinde o kadar iyi çalışmaz. Teknik analizin ana yeri FX ve emtia piyasalarıdır. Bu piyasalarda işlem yapan herkes stopları, dirençleri, desteklerine göre işlem yapar. Günlük 5.3 trilyon notional, yani notional artı forward piyası var, opsiyon piyası var. Bunlarla işlem yapan insanlar teknik analizi Atilla Bey kullanmak zorunda. Hisse senedinde teknik analiz nasıl kullanılır? Teknik analizin ana kırılımları vardır. Bunlardan birisi ağırlıklı üstel ortalamalar. Trade ettiğiniz hisseler için bunları bilmek zorundasınız. 22 gün, 50 gün, 100 gün ve 200 gün kesilimlerini incelemek zorundasınız. Çünkü değişik algoritmalar o kesilimlerde işlem yapar. Ama ben bir yatırımcıysam, ha ben günlük para trade etmiyorum. Ben bir yatırımcıyım. Ya bana ne abi Verusa'nın ilk desteği nerede ya? Ya uzun vadeli yatırımcıyım. Şimdi burada en büyük yanlışı, yine bakın hiç çok değerli kardeşlerim aracı kurum yöneticilerine yapacağım. Doğru düzgün bir iş modelleri olsaydı, sürekli yatırım danışmanlığı birimlerinden, sürekli araştırma birimlerinden, işte günlük trade önerileri, bu önerileri eski çalıştığım kurumlarda ben gönderdim. Bunu yapan insanlardan biri de benim. Ama bu o kadar yanlış bir şey ki, insanlara yardım edeceğine aracı kurumlara yardım eden bir makro yanlış. Şimdi siz çok haklı olarak soruyorsunuz. Abi teknik analizde çok değinmedin. İşte ne kullanırsın? Hangi modeller filan? Ben yani FX'de trade ediyorum. Dolar TL, Euro TL. Ya bir tek Japon yeni trade etmem. Çünkü üstadımın bir gün dediği çok önemli bir laf vardır. Japon yeni trade eden bir daha yerden kalkamaz. Japon yenini Rabbimiz dışında kimse trade edemez diye hayatımda ona hiç bulaşmadım. Ama diğer her FX prosunda GBP, TL, ZAR hepsini trade ediyorum. Onun için efendim hisse analizinizde teknik analizi minimuma indirmeye, ama FX trade ediyorsanız her gün teknik analiz çalışmaya devam edin diye bu soruyu yanıtlamak istiyorum. Daha sonra FX trade eden birisi olarak, şimdi malumunuz ülkemizdeki gelirler, maaşlar ve ödemelerin hepsi TL. Şimdi biz ülke olarak TL dışındaki bütün pariteleri shortuz. Yani doları shortuz, euroyu shortuz, altını shortuz, her şeyi shortuz. Ülke olarak şimdi biz hiçbir zaman bunun kolunu kesmedik. Yani artık ya yeter bu kadar para kaybettik, kol keselim diye. Büyüklerimiz bize kol kesme konusunda destek olacakları günler gelecek mi sizce? Yoksa tutmaya devam etmesi lazım halkın. Çünkü halk kol kesmeyi bilmiyor. Yok. Halk hiçbir zaman Türkiye'de dolarizasyon olgusundan vazgeçmez. Çünkü dolarizasyon olgusundan vazgeçmeyenin 4 tane sebebi vardır. Bu sebepleri 37 tane değişik güzel elimizde yaptığımız konuşmalarda çok
insandan dinledim. Onlardan çok şey öğrendim. Demin anlattığım Dera Holding hikayesi gibi. Bunlardan bir tanesi siyasi nedendir. Türk ekonomisinin yanlış insanlar tarafından yönetildiğini düşünüyorlar. İkinci neden, hissedilen enflasyonun minimum. Ben minimum hissedilen enflasyonu konuştuğum insanlarda %20 duydum. %40'a çıkan kadar çıkan rakamlar duydum. Ortalama %30 duydum. Bir insan %30 enflasyon olduğunu bir ülkede hissediyorsa ve Merkez Bankası Başkanı çıkıp o ülkede enflasyon %12.2 olacak sene sonu diyorsa o ülkede dolarizasyon düşmez. İkinci neden enflasyondur. Üçüncü, bana göre bir numaralı neden davranışsal finans. Bu konudaki kitapları okuyun arkadaşlar. Ben hayata bir daha gelecek olsam, ya ben her zaman para yönetmek, trader olmak istedim ama dünya bir daha gelecek olsam ve hayatımın 4 senesini verebilecek olsam bir üniversitede finans ve psikoloji bilimlerinin birleştiği davranışsal finansı okumak isterdim. Bu davranışsal finans konusudur şu anda söyleyeceğim. Çok acayip bir olaydır ama Zahip Brunson krizi. Türk insanı Zahip Brunson krizini arkadaşlar unutamıyor. Unutamıyor onu. Çünkü Türk insanının belleğinde o 2018'de yaşadığımız dolar TL'nin 3.63'ten başlayan yukarı trendinde yaşadığımız olaylar o kadar taze ki hala oraya dönüyor Türk insanı. Bir daha bir kriz çıkar mı? Baba ne krizi diyorum? Dünyada 11 trilyon likidite bastı. Adam bas bas bağırıyor faizler düşük duracak. Baba ne krizi diyorum? Ya bak Brunson krizi ya. Bir daha adam çıkar Biden'da şunu yapar filan. Ben bunu sadece davranışsal finansa bağlayabilirim. Bunun başka bir nedeni yok. Dördüncü neden de şudur. Türk insanı bankalar tarafından kandırılmıştır. Net. Bankacılık sektörümüz Türkiye'de sermaye piyasalarının gelişememesinin ana nedenidir. Türkiye'de bankacılık sektörü finans sektörünün %92 büyüklüğünde oldukça Türkiye'de sermaye piyasaları gelişemez. İmkansızdır bu. Ben bunu banka yöneticiye arkasından mı söylüyorum? Hayır. Çok değer verdiğim, canım kadar sevdiğim Ümit Bey'e, Ümit Leblebici'ye de bunu söyledim. Eski patronlarımdan Sayın Hüseyin Aydın'a da bunu söyledim. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı. Baktılar bana, bir şey demediler. Çünkü bankalar sizin paranızı kredi vermek için kullanmak zorundadırlar. Kardeş, bakmış adam orada, ya diyor benim TL'm var hocam, ben ne yapacağım ya diyor. Orada mevduatta tutuyor ya da dolar alıyor ya da altın alıyor. Ya arkadaşlar, Türkiye fakir bir ülke. Geçen sene 29,5 milyar dolar altın ithalatı yaptık. O da legal, gördüğümüz legal yerlerden. Bu normal mi? 29,5 milyar dolar, bu rakamı aklınızda tutun. Sermaye piyasalarımız gelişmedikçe Türk insanı her para bulduğunda nereye koştu? Dolar, altın ya da gayrimenkul. Gayrimenkul şu anda biraz bitti. Tapu.com'un değerli kurucusu ve sevgili kardeşim Emre Erşahin'in son zamanlarda söylediği tekrar bir talep gelmeye başladı. Çok güzel, inşallah o talep devam eder. Ama bana şu güne kadar bir kişi bile, bakın bir kişi bile diyorum, ne çok değerli ortaklarımdan ne yardım ettiğim portföyüne arkadaşlarımdan bir kişi bile şu soruyu sormadı. Abi benim elimde 500 gram altın var. Ben bunu 477'den verip bilmem ne işte hissesi alayım. Çünkü bunlar ayrı şeyler olarak gözüküyor.
ve bunun ana nedeni de bankacılık sektörü öyle bir ahtapot gibi girmiş ki her şeyin içine, her yerden onlar çıkıyor. Bak şimdi kripto para birimlerinin yönetimini de bankalara verecekler. Çünkü bankacılık sektörü Türkiye'nin ana yöneticisi 3 sektörden biridir. Onun için de para başka bir yere gidemediği için de o orada dönüp durduğu için hala bankalarımızda yurt dışı hisse senetleri konusunda bankaların milyonlarca müşterisini yönlendirecek bir adam yok. Hala bankalarımızda hedging mekanizması üzerine insanları yönlendirecek insanlar bulmaya çalışıyorlar. Bakın arkadaşlar, bunu şey olarak söylüyorum. Bizim en büyük problemimiz budur konuşulmayan. Hani borsada halka arz geliyor, işte bilmem ne, biz televizyonda şunu bunu filan anlatıyoruz ama sizin sorduğunuz ana sorunun cevabı, yine bakın hiç girmedim çünkü o siyasi bir konu. Türkiye ekonomisini kimin yönettiğini tek bir insan seçiyor ülkemizde, ona şey yapamayız. Bir tanesi davranışsal finans sorunu. Bir tanesi Türkiye'nin en önemli 3 sektöründen birinin sorunu, bankacılık sektörünün finansın %92'sine sahip olması. Dördüncüsü de enflasyon. Bu sorunlardan 3 tanesi elimine edilebilir mi? Edilebilir. Enflasyon edilebilir. Türk bankacılık sisteminin ahtapot görünümü edilebilir. Ve zamanla değil mi? Rahip Brunson krizi insanların kafasından çıkabilir. Dördüncüsünü Sayın Cumhurbaşkanımız dışında kimse elimine edemez. O konu ayrı. Ama sizin sorduğunuz soru, Türkiye'de dolarizasyon normal seviye nerelerdir? %30-35'tir. Niye %55'lerde? Geçenlerde söyledim, insanlar korktu. 2001 likidite krizinde Türkiye'de dolarizasyon neredeydi? Hatırlayanınız var mı? %70'ti. Özgür Altuğ kardeşim, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli ekonomistlerinden biridir. Özgür Altuğ'un yaptığı, şimdi bir lafı vardır Özgür'ün, o zaten bence Türk literatürüne geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nde köşedeki simitçi FX trader. Bu sözü tarihi bir sözdür. Defalarca kullandım yayınlarımda. Hala da Özgür'e yazarım bu sözü kullandığım zaman, muhabbete girerim. Daha doğru bir söz yok. Abi sen asgari ücretli insana, sen nineye, dedeye, simitçiye 2825 lira la geçimini sağlamaya çalışan işçiye her gün dolar sorduruyorsan, o adam FX trader olmuş demektir zaten. Dolar nereye gidiyor? Her gün bunu sorduruyorsa o adam olmuş demektir. Bir de Özgür Altuğ kardeşimin çok önemli ekonomik çalışmalarından biri de şudur. 2001 likidite kriziyle şu andaki durumumuzu karşılaştıran çalışmada, sağ olsun onu vermişti bana. 2001 bankacılık likidite krizinde oranımız, dolarizasyon oranımız %71. 2013 Mayıs, her şey güllük gülistanlık, dünyada Türkiye geleceğin lideri, Türkiye Rusya olacak, Türkiye Brezilya olacak, şudur budur raporlar çıkıyor. 2013 Mayıs en düşük seviyede %25. Dolarizasyonun en düşük seviyesi. Şu anda geldik 55'e. Daha yukarı çıkamayız diyenlere sadece o %71 rakamını hatırlatmış olayım. Arjantin'de de dolarizasyon %98 demiştim bir programda. Ama Arjantin batık bir ülke. Biz Arjantin'den çok daha iyi durumdayız. Lütfen kendimizi Arjantin'le karşılaştırmayalım diyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Işık Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Harikulade bir yayındı. Size bir buçuk saat diye başladığınız bu yolculukta. İki saat oldu. Evet. Güzel oldu.
Çok da güzel oldu, harikulade oldu. İnanılmaz güzel bilgiler edindik sizden. Ben sadece Dan Hocama da bir söz vermek istiyorum. Muhtemelen İTİFON yöneticisinin de birbirine söyleyecek bir sözü vardır. Dan Hocam bir şey eklemek ister misiniz? Ben çok teşekkür ediyoruz üstadım buraya geldi. Sağ ol hocam. Ben teşekkür ederim sana. Tabii biz burada en büyük misyonumuz küçük yatırımcıya finansal okuryazarlığını arttırmak için ön ayak olmaya çalışıyoruz. Saatlerce burada zaman ayırmayı harcıyoruz. Işık üstadım da burada gerçekten çok güzel şeylere değindi, noktalara değindi. Harikulade bir sunumla küçük yatırımcıyı kafasındaki soruları cevaplamaya çalıştı. Benim sorum yok. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Burada katıldığı için, burada bizleri bilgilendirdiği için, küçük yatırımcının yanında olduğu için sonsuz teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkür ediyorum. Başka her zaman çok sağ ol abi. Çok önemli bir şey. Bireysel yatırımcının her zaman senin benim gibi adamlar yanında olmamız. Bazen şeyi kaybediyoruz, fokusu kaybediyoruz. Abi işte orada %3 gitti, şurada bir şey oldu ama Türkiye'de gerçekten bazı kurumların tekeli var. Bu kurumların tekelini kırdıkça bireysel yatırımcıya daha yardımcı olabileceğimiz bir ortamın oluşabileceğini ben düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökte. Çok sağ olun. Gerçekten ben hem sevgili Nida Hanımefendi'ye hem sevgili Yeşim Hanımefendi'ye ve size buraya katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bunun bir başlangıç olmasını dileyerek sizi burada daha sık görmek istiyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok seviniriz. Bu arada ben bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sayın Işık Ökçe hocamız bugün Clubhouse için açtı bu hesabını. Sizler de kendisini takip ederseniz çok mutlu oluruz. Bu bağlamda hem borsa mühendisi odamızı hem de moderatörlerimizi takip ederseniz biliyorsunuz burada çok değerli konuklarımız oluyor. Ve Dan Hoca'yla Emre Ertuğ Hoca'yı da bekliyoruz. Onların da bize bir sözü vardı. Onların da yayınını en kısa zamanda yapmayı düşünüyoruz eğer kendileri için uygun olursa. Lütfen bizleri takip edin diyorum. Işık Hocam size gerçekten gönülden çok 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 teşekkür ediyoruz. Sizi çok yorduk ama karşılıklı güzel bilgiler aldık. Ben aslında sırada bekleyen çok insan var soru sormak için. Ben bir şey sormak istiyorum Yeşim ya. Çok hızlı bir şey sormak istiyorum. Işık Hocam. Tabii de buyurun. Lütfen buyurun. Işık Hocam selamlar. Bir kere mükemmel bir iletişimin var. Bu kadar doğru, bu kadar net. Harikasın. Yani bayıldım abicim. Sana ve eğer Bodrum'a gümüş diye gelirsen senle sahilde böyle sabahlara kadar senle muhabbet etmek isterim. Bu ilk söylemek istediğim şey. İkincisi abi hızlı şunu sormak istiyorum. Anladığım kadarıyla bir kez zaten çok heyecanlı da bir adamsın. Bayıldım da heyecanına. Bir arada bir cümlenin arasında bir yerde sinirli olduğunu da söyledin abi. Şimdi ben sinirli bir adamım dedim. Şimdi abi trade ederken kendi duygu durumunu nasıl yönetiyorsun? Bu çok mutlu olduğun bir anda trade ederken veya yani duygu durumunun üst noktalarında ve alt noktalarında ekranın da karşısındasın. Evet. Nasıl yönetiyorsun bu? Kendi kişisel psikolojini nasıl yönetiyorsun abi? Kendi kişisel psikolojisini insanın yönetmesine imkan yok. O yani o bir yalan. Onun için zaten bütün bu değişik yönetim modellerinde, para yönetim modellerinde insan olgusu dışarı çıkarılmaya çalışılıyor. Sunumun başında anlatmaya çalıştığım gibi. Benim orada iki tane kuralım var. O iki tane kuraldan birincisi her zaman kuralları uygula. Yani benim 28 tane trading kuralım var. Bu kuralların içinde dediğim gibi işte 7 tane ana şeyden bahsettim. O kuralları her an uyguluyorum kendime. Bir şey zarar kese geldiyse çıkmaya başlıyorum. Bir şey hedefe geldiyse minimum ondan %25, %30 satmaya başlıyorum. O şekilde uyguluyorum. İkincisi de bu benim
inanılmaz erken yaşta öğrendiğim ve defalarca kariyerimi kurtaran kurallardan bir tanesi. Eğer dış hayatımda bir etken beni o gün çok rahatsız ettiyse, çok üzdüyse ya da çok sevindirdiyse trade etmemeye çalışıyorum. Çünkü bir insanın duyguları çok yüksek seviyelerdeyse, bunlar negatif duygular da olabilir ya da pozitif enerjiyle duygular da olabilir. Yani hani evli bir insansınızdır, karınızla çok güzel bir yerdesinizdir, acayip huzur dolu bir andasınızdır, mutlu hissedersiniz. Gidersiniz, kafanız bir şeye yatmıştır o anda, trade'e girersiniz. Ama o zaman huzur ve mutluluk içinde yapılan bir trade'dir ama yeteri kadar bilgi içinde yapılan bir trade değildir. Ya da bunun tam tersi, acayip para kaybetmişsinizdir. Ya ben bekar bir adamım, onunla bununla kavga etmişimdir. Bilmem ne ona sövmüşümdür, bu bana sövmüştür ya da kavga etmişimdir adamla. Gidip o öfkeyle dur ulan ben bir trade yapayım, para kazanayım diye girdiğin trade, ben %100 garantili para kaybedeceğine sana altına imza atabilirim. Duyguların üst seviyelerde olduğu iki tarafta da yeni bir trade'e girmeme, screen'e bakmama ve screen'den uzak durma olayını. Yani dışarıda yürüyüşe çıkarım, giderim Mısır Çarşısı'na, giderim oraya Sarayburnu'na, şurası burası hava alırım. Giderim Netflix açarım, giderim onu yaparım, bunu yaparım, kitap okurum. Ama kesinlikle bu duygusal anlarda trade screen'e bakmam. Bu iki kuralı uyguladığım zaman, çünkü ben insan olarak kendimi 48 yaşında değiştiremem. Bu iki trade kuralını uygulamayı öğrendiğin zaman, ki bu çok uzun seneler alıyor. Bunlar böyle filan gibi şeyler değil. Bunlar yani senelere alan disiplin olayları. Zaten para yönetmekte, para trade etmekte eşittir disiplin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben grup adına size teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Gerçekten çok sorumuz vardı ama vaktimiz de doldu. Çok güzel bir sohbet oldu. Burası gerçekten bir eğitim ve öğrenim odası. Burada siz şu ana kadar çok önemli bir katkı verdiniz gerçekten. Herkesin bir yolunu çizdiniz. Nasıl davranması gerektiğini öğrettiniz, gösterdiniz. Umarım ki çok faydalı olacaktır. YouTube'dan da çok fazla soru geldi fakat hepsini bir soramıyoruz tabii ki. İnşallah başka bir gün müsait olursanız tekrar sizi burada soru cevaplamaya geliriz. İnşallah hocam, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdınız, zamanınızı ayırdınız. En önemlisi hem tecrübenizi hem de bilginizi aktardınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz şimdilik sizi uğurlayalım o zaman. Biraz kendi aramızda böyle sohbet etmek isteriz bu güzel şeyin üzerine, konunun üzerine. Teşekkür ederim. Serdar Hocam, hocam hazır hesap açmışken ne olur bir de her akşam program yaptığınızı söylerseniz gelmek isterse bizi kendinden mahrum bırakmasın. Dan Hocam da böyle bir kere uğramıştı Işık Hocam. Sonra bizim böyle hani işte, devamlı bilgilendirmek için sürekli geliyor. Çok katkı sağlıyor. Sizler de gelirseniz çok çok seviniriz hocam. Ben de hatta benzer bir şey söylemek istiyorum.